beraberiz. Biliyorsunuz 3 gün sonra Türkiye genelinde yerel seçimler var. Bizler de normalde aslında stüdyoda yaptığımız programı bu akşam dış mekanda Sakarya'nın güzel bir işletmesinde yapıyoruz. Bu akşam bir konuğumuz var. Kim konuğumuz? Deva Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan. Mehmet Erdoğan, Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk değerli arkadaşlarım. TV 264 izleyicilerine ve Medyabar'dan bizi izleyen tüm Sakarya'da hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Dediğim gibi bu akşam dış mekanda bir farklı bir konumdayız. Şimdi program öncesi izah etmem gereken bir konu var. Biliyorsunuz TV 264'ün her cuma yayınlanan gazeteciler soruyordu. Duayen gazetecilerin yayınladığı program yapılar. Bu akşam beraber yapacağız bu programı. Ortak bir yayın mı diyelim, ortak yayın diyelim. Bu akşam Büyükşehir Belediye Başkanı adayımıza sorular soracak gazeteci arkadaşlar. Ben kendilerine hoş geldin diyerek hemen program akışına başlamak istiyorum. Zafer Tokuş hoş geldin. Teşekkürler Kemal. Sefa Polat. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Raif Ugan. Değerli ortağım hoş geldin. Hoş bulduk da ya bir an bir baktım. Gazeteciler soruyordu muyum? Dejavu mu yaşıyorum? Ne oluyorum? Ben neredeyim? Hoş geldiniz Sayın Tokuş, Sayın Polat. Cumalı. Hoş geldiniz. Biz ev sahibiz, doğru söylüyorsun. Yani ama keyifli program olacağı benziyor. Başarılar evet. Diyorum. Buyurun Sayın Cumalı. Evet. Sakarya, ama dur önce ben bir hoş geldin diyeyim ona göre. Sayın Hüseyin Cumalı, siz de hoş geldiniz efendim. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Erdoğan, size de iyi yayınlar diliyorum. Buradan da Cihan Saraca saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kenan Çatalbay, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili başkanıma da iyi yayınlar diliyorum. Kendisi de bizim programımıza hoş geldi. İnşallah güzel bir sohbet, iyi bir yayın olur diye düşünüyorum. Ben bir lafa girebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Cihan Saraç nerede? Yani Cihan Saraç bilmiyorum nerede de yani bu programın daimi konu olduğu için onu görmeyince yorumcusu daimi yorumcusuydu. Daimi, ben orada göremedim. Bilmiyorum. Var. Yani Cihan Bey buradan saygı ve sevgi duyuyorum. Ben programa başlamak istiyorum isterseniz. Yani, müsaade ederseniz. Bilinç yani vatandaşlar izleyiciler. Kulislerde bir ayrılık olduğu geliyor kulağımıza ama hayırlısı olsun tabii. İzleyiciler de bilsinler. Kemal Turgaç yani neden Cihan Saraç yok onu da bilmeleri gerek yani. Evet. Ne oldu? Veda mı etti? Ayrıldınız mı? Bugün işimi çıktı? Onu da bir söylemeniz gerek. Çünkü ekibiniz bozulmuş. Çok teşekkür ederim. Bizim Hakan Turan misafiri var diye biz bugün aramızda yok. Medya kulislerine bir ayrılık konuşuluyor ama bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun ya. Olmazsa yarın akşam gazeteciler soruyor da buna bir kapak açarsınız. Burada şunu söylemek zorundayım. Gerçekten çok uzunca bir süredir programımızda ekip arkadaşımız olarak görev yaptı ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isimdir. Onu da söyleyelim yani. Kesinlikle yani Kemal Turgaç'ın burada olmasını beklerdim ama takdir sizin de yorum yapmayın fazla. Peki. Evet. Mehmet Bey hoş geldiniz. Bu arada arada kusura bakmayın. Evet. Şimdi sizin magazin yerimiz var evet. Evet. Sayın Başkanım ben bu akşam size 3 tane şey söyleyebilirim. Abi diyebilirim. Çünkü siz benim çok eski bir abimsiniz. Başkanım diyebilirim, Mehmet Bey diyebilirim. Artık üçünü de kabul edin. Program başlarken bunu özellikle söyleyeyim. Tamam. Hangisi o an kolayımıza gelirse? Evet. Olabilir. Evet. Komşuluk yaptık. Şöyle yapalım Zafer Tokuş. 3 gün sonra seçimler var. Yerel seçimler var. Biliyorsunuz şimdi sanki ben ilk soruyu sorarak sonra sözü size bırakmak istiyorum. Moderatör olarak. Mehmet Bey. Siz eski bir siyasetçisiniz, Sakarya'nın eski bir iş adamısınız. Size şu soruyu sormak istiyorum. Eski seçimleri kıyaslarsanız, eski siyasi günleri kıyaslarsak, bu seçimde daha farklı bir ortam, daha farklı bir nasıl diyeyim, daha farklı bir durum söz konusu mu? Ben bunu çok merak ederek soruyu sorarak başlamak istiyorum programıma. Evet, yani ben yaklaşık 1996 yılından beri hemen hemen her seçimde ya seçim komisyonu başkanı ya seçimlerden başında yetkili olarak bulundum. Çok seçim geçirdiğim için hemen hemen her seçimin kendine göre bazı özellikleri var. Evet bu seçim çok farklı bir seçim. Yani Türkiye'nin her seçim Türkiye'nin için geleceği için çok önemli söylenir. Ama bu seçim gerçekten çok önemli. Fark şu, siyaset yapma metotları artık eskisi gibi değil. Farklı metotlar, daha kitlelere ulaşmak için tercih edeceğiniz iletişim metotları çok farklı. Yani eskiden işte kahvehane konuşmalar oldu, ateşli konuşmalar olurdu. Esnaf gittiğiniz zaman
işte havai fişekli konvoylar falan, işte her taraf bayrak, böyle bir karnaval şeklinde seçimler oldu. Bu seçimler daha çok sakinleşiyor. En azından seçimin görsel şeyi çok fazla yok. Tek taraflı bir görsellik var. AK Parti'nin bir her tarafı işgali var. Yani o farklı. Yani eskiden böyle değildi. Bütün siyasi partiler en azından sağda gözüküyordu. Hem siyasetçileri hem de peki, 20 yıllık bir alan hakimiyeti olarak. Bir şey var. Bu seçimde hiçbir seçimde olmadığı gibi tamamen şikayetçi bir toplum var karşımda. Yani eskiden giderdik. Biz muhalefet partisi olarak propaganda yaptığımız zaman bizi destekleyen de olurdu ama hayır öyle değil, senin dediğin gibi değil derdi ve siyasi görüşünü ifade ederdi. Gerekirse tartışma demeyeyim de bir karşılıklı bir fikir alışveriş şeklinde olurdu. Ama bu seçimde ben görüyorum ki istisnasız %90'ı şikayetçi. Yani bulunduğu pozisyondan, ekonomik, sosyal, siyasi şeyden, yani mutlu değil insanlar. Sürekli şikayet içinde. Ama siyasi düşüncesini de çok fazla belirtmiyor. Yani hayırlısı olsun, ülke için hayırlı olsun, böyle bir yuvarlak cevaplarla geçiştiriyor. Rengini belli etmiyor. Eskiden insanlar siyasi görüşünün ne olduğunu hemen anlardın seçmen kitlesinden. Yakınsa sıcaklık gösterirdi, uzaksa karşıtı olduğunu dobra dobra görüşü gösterirdi. Siyasi düşüncesini, fikrini efendime söyleyeyim göstermekten çekinmezdi. Ama bugün ülkemizin gelmiş olduğu maalesef antidemokratik ve hukuksuz ve adaletsiz bir ortam var. Dolayısıyla insanlar kendi düşüncelerini açıklamakta açıkçası tereddüt ediyor. Fikirlerini söylemekte tereddüt ediyor. Hangi partiyi desteklediğini açık açık söyleyemiyor. Muhalefeti destekleyecekse, iktidarı destekleyecekse, iktidarı desteklemeyecek ama aleni de söyleyemiyor iktidardan yanayım diye. Hayırlısı olsun falan böyle şey yapıyor. Yani düşüncelerini vatandaştan biz ya şu pozisyondayız. Yani en azından kendimize karşı olan tepkinin ne olduğunu anlardık eskiden. İlgi mi var, tepki mi var? Ne yapmamız lazım da bu tepkiyi ilgiye çevirmemiz lazım? Bunları gözlemleyebiliyorduk. Ama şu anda bir muamma şeklinde bir alan hakimiyetiyle bir kabus gibi çökmüş bir siyasi zihniyet ve o siyasi zihniyetin altında düşüncelerini ifade etmekten çekinen bir toplum. Dolayısıyla bu pazar günü sandıktan ne çıkar diye sorulduğunda ben açıkçası her şeyin olabileceğini söylüyorum. Yani kendi durumumuzu da ölçemiyoruz, rakibimizin durumunu da ölçemiyoruz. Bir şikayet var, evet, ekonomik olarak herkesin şikayeti var ama tepki olarak bir görüş söylemiyor. İkincisi, bir de sandığa gitmemekte alakalı. Başkanım şöyle yapalım. Buyurun. Arkadaşlar zaten size bunların hepsini başlık olarak soracaklar. Siz genel olarak anlatmaktan ziyade soru cevap şeklinde gidersek tamam, olur, daha iyi olacak. Olur. Ben şöyle Sefa, ben yani sana şöyle aslında sorunuza devamında ve Mehmet Bey'in de aslında açıklamalarını biraz öteye taşıyacak şekilde. Şimdi Sakarya 31 Mart'ta bütün Türkiye gibi seçime gidiyor. Evet. Şimdi biz sahada vatandaşlarla konuştuğumuz da muhtarlık seçimi olsa biz seçim atmosferini çok yaşayamıyoruz gibi bir geri dönüş alıyoruz. Yani mahallelerde muhtarlar işte benim komşum aday, şu aday. Bir seçimsizlik atmosferi var. Ki aslında belki de Sakarya tarihinde ilk defa iki tane genel başkan yardımcısı Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bir Yeniden Refah Partisi'nin de genel başkan yardımcısı var. Saadet'te yani iki parti genel başkan yardımcısını buraya göndermiş, ciddiye almışlar. Fakat biz burada liderleri çok fazla göremedik. Seçim atmosferini çok fazla göremedik. Yani daha önce biz meydanlarda miting yapılmasına alışkın bir iliz. Tek parti burada miting yaptı. Liderlerin adaylarını tanıtmasına alışkınız. Onu da çok göremedik. Neden bu seçim Türkiye genelinde bu kadar hareketliyken Sakarya'da seçim neden bu kadar durağan sizce? Ben Türkiye genelinde de böyle olduğunu düşünüyorum. Miting niye yapamıyorsunuz? İnsanlar kendi destekledikleri böyle karşıt olduğu AK Parti'ye karşı bir mitinge o bariyerlerin içine girmek istemiyor. Göstermek istemiyor. Korku kendisi mu var? Korkuyor tabii. Niye korkuyor? Yani korkması için çok sebep var. Ticaret yapıyorsa
kendi siyasi görüşün karşıt olduğunu gösterirse başına bir ticari soruşturma geleceğinden şüpheleniyor. Bu millet, yani röportajda bir fikir sorduğun zaman düşüncesini söylemiyor. Anketlerde, telefonla anket yapıldığı zaman hemen kapatıyor. Yok yok kardeşim, bilmem. Yani insanlar neden şey yapıyor? Kardeşim, özgürlükler kısıtlanmış. Fikir özgürlüğü baskı altında. Yani hiç bu tartışmasız yani. İnsanlar özgürce fikirlerini ifade etmekten şu anda Türkiye'de mahrum maalesef. Bizim ülkemizin durduğu. Bir de şu var, bir de yığılmış insanlar. Artık görüyorum sandığa gitmemek gibi bir tutum içinde muhalefet özellikle. Demoralize olmuş. Artık nasıl değiştireceğiz? Peki o zaman sizin söyleminizden ben bunu çıkartıyorum. Evet. Şunu çıkarttım. Evet. O zaman 30 Mart'ta seçimden farklı partide çıkabilir. Bunu anlatıyorsunuz. Olabilir. Korku var diyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Yani bıkmış diyorsun, usanmış diyorsun. Onlar da genel çıkabilir. Olarak algılasam ama sizin programlarınıza seyrediyorum. televizyon programlarında izliyorum. Sanki AK Parti hiç seçim olmadan galip ilan edilmiş bir şey var. Sizin programınız. İşte orada kim kazanacak? Burada kim kazanacak? Muhalefetin kazanma ihtimaline %1 bile ihtimal vermiyorsunuz mesela. Yo, yanılıyorsunuz. Başkanım, lütfen ama bir yanılıyorsunuz. Şöyle yanılıyor. Hayır, bir dakika. Bizim bize şöyle yanılıyorsunuz. Biz geçen hafta programı yaparken dedik ki Hüseyin Cumalı, hatam varsa eksiğini düzeltin. Dedik ki biz AK Parti'nin kaybedebileceği ilçeler diye sıraladık biz. Hatırlayın. Bazı ilçeler var. Altı ilçede bizim programımızda tespit ettik. Kaynarca'dır, efendim söyleyeyim. Yani ben anladım. Yani haksızlık yapmayalım bize birazcık. AK Parti'nin kaybedeceği yerler AK Parti'nin türevleri. Kazanacaklar. Muhalefet kazanmıyor bakın. Ama o farklı AK Parti'nin bir durum türevi. Yani netice olarak zurnanın zırt dediği yerde birlikte olabilecek bir siyasi. Yani AK Parti'nin parti içi mücadelesi gibi. Bazı siyasi partilerin adayları. Peki ben o zaman bir adım öteye götüreyim ya. Sayın Ali Babacan niye Sakarya'da göremedik Sayın Erdoğan? Yani Sakarya önemli bir büyük şehir. Ali Bey iki kere geldi sonra. Bu seçim döneminde özellikle sizin için bir miting havasında mesela ilçelerde yeniden falan BBP'nin mitinglerini gördük. Neden Deva Partisi böyle miting? Ben görmek isterdim çünkü bizim için bir ölçüt oluyor. Bununla alakalı bir programa geldi. Ondan sonra bir kez daha Sakarya'nın tüm ilçelerine, bütün 16 ilçesine biz Ali Bey'le gittik. Yani sizin gözünüzde kadar biz 16 ilçenin 16'sına da gittik. Yok hayır, bir seçim miting program, yapmıyor. Bir miting. Bakın, siyasi propaganda metotları değişti artık. Mitingler falan bu metot değil. Yani direkt vatandaşla yüz yüze temasla alakalı bir şey var. Genel Başkanımız en çok da Sakarya'ya geldi bu kampanya. İki kere geldi. Bir iki kere de özel geldi. Yani o kamuoyuna açık değil. Özel oturup sohbet, birkaç kişiyle temas ettirdik. Onun dışında geldiği zamanlar da Sakarya sık geliyor genel başkan. Yani basının haberi olmadığı zamanlar da sık geliyor. Genel başkanımız her gün 81 il var biliyorsunuz. Biz 81 ilin 81'inde de Deva Partisi seçime giriyor. Ben bildiğim kadarıyla dün Trabzon'daydı. Her gün en az 2 ile gidiyor. Yani 40-45 günlük süre içinde bütün ilçelerine gidiyor. Bakın ilin merkezine değil. O ilin bütün ilçeleri dahil olmak üzere genel başkanımız tek tek bütün burada 16 ilçeye geldi. Kocaeli'de geldi, Düzce'de gitti. Geziyor. Ama sizin dediğiniz manada bu kitlesel mitingler artık propaganda yöntemi açısından pek tercih edilmiyor. AK Parti yapıyor ama Sefa, bir tur girizgah son bir şey yapalım. Bir daha şey yapalım. Son bir giriş yapayım. Sözlerinizden şunu anlıyorum. Sakarya'da çok AK Parti'den nasıl bir siyaset yapmasını muhalefetten değil de biraz aslında bunu eleştiri olarak söylemiyorum sözlerinizden. Basının da katkısı bir süreçmiş gibi. Yok, muhalefeti burada ayırıyor musunuz? Yok. Yani farklı bir yöntem düşünüyor. Yani algı olarak öyle bir algı oluşturuluyor ki dedim. Yani siz bile yani sanki muhalefette hiçbir şey olmayacak. Seçim yapılmadan seçim. Bu bir kere yani bir ülkenin demokrasinin nereye geldiğinin noktasında bir şeydir. Şimdi muhalefet yok mu? İkinci sorunuza gelelim. Muhalefet birlikte hareket etme noktasında maalesef Sakarya'da başarısız oldu. %100 siz de yapmıştınız değil mi? Programı genel seçimden sonra ben dedim ki muhalefetin birlikte hareket etmesi çok ve çok önemli önümüzdeki yerel seçimlere dedim. Çünkü o bir mağlubiyetten sonra hatta dedim genel seçimlerde birlikte olmaktan daha önemli dedim yerel seçimde birlikte olmak. Ama maalesef
İl başkanımız da bizim Ercan Bey. Bu da 6 il başkanının toplantıları, 3, 4, 5, 6 toplantı yapıldı turda. Maalesef İYİ Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bu konuda doğru bir sınav vermediğini düşünüyorum. Yani biz birlikte hareket etmekle alakalı Deva Partisi çok önemli gayretler gösterdi ama maalesef hem Cumhuriyet Halk Partisi daha önce de İYİ Parti kendi başlarına girmeyi tercih ettiler. Ona da saygı gösteririz. Öyle bir sonuç çıkınca da biz hiç vakit kaybetmeden, bu çünkü bir vakit kaybı oluyordu, hemen 25 Ocak'ta toplandık. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar hem teşkilat hem genel başkanımızın kararıyla ben hemen aday olarak çıktım. Çünkü anladık ki burada muhalefetin sorumluluğunu yerine getirmekle alakalı bir sıkıntı var. Biz o sorumluluğu Deva Partisi olarak şahsen de ben üzerime alarak aday çıktım. Niye? %48 oy vermeyen vatandaş var. İktidara. Bugün görüyoruz ki bu %48'in çok ama çok üstünde bir AK Parti'ye oy vermiş seçmen kitlesinde de bu seçimde oy vermeme eğilimi var. Dolayısıyla bu kadar insanın iktidara karşı bir yerde toplanması lazım ve bir adayın etrafında toplanması lazımdı. CHP ve İYİ Parti ben çıktıktan herhalde 20 gün sonradan çıkarttı. Yani bir Sakarya'da bir yerel iktidar değişikliği ile alakalı bir şey yapmak isteyen muhalefetin herhalde seçime bir ay kala aday çıkartmaması gerekiyordu. Zaten daha aday kendine gelene kadar seçim geldi zaten. Benim dediğim de oldu maalesef. Hem İYİ Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahadaki performansını biz izliyoruz, sizler de izliyorsunuz. Dolayısıyla bizim ortaya koyduğumuz ne kadar doğru iş yaptığımı ben çünkü bu şehirde ticaret yaptım, siyaset yaptım, dostlarım, arkadaşlarım, sosyal konumum, itibarım, her şeyine borçlu olduğum bu şehre karşı ben sorumluluğu yerine getirerek ama illa işte ya çıkalım da falan öyle değil. Çıktığım işi de bilerek, planlayarak, ayakları yere basan, sorunları tespit eden, çözüm önerilerini ortaya koyan ve bunun kaynaklarını ortaya koyan çok güzel bir çalışma yaparak milletin huzuruna çıktım. Gece gündüz arkadaşlarımızla birlikte 16 ilçede 16 belediye başkan adayımızla birlikte Deva Partisi ilk defa seçime giriyor kendi logosuyla. 16 ilçede ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı çıkartarak biz milletimizin karşısına çıktık. Şimdi arzumuz, isteğimiz şudur ki bu gayretimizi, bu samimiyetimizi vatandaşların iyi değerlendirmesini ve Deva Partisi'nin adayları etrafında toplanarak çünkü biz çok iyi biliyoruz ki AK Parti bu seçimde muhalefetin toplamından çok ama çok az oy olacak. Başkanım şöyle yapalım. Bir girizgah sorularımızı soralım. Tabii. Sonra çünkü projelere vakit kalmayacak. Vaktimiz çok buyur. Daha. Bir girizgah sorusu rica edeyim. Ondan sonra Hüseyin abi böyle bu şekilde devam edelim. Buyurun. Aslına bakarsanız Mehmet Verdan'ın söylediği bir şey bana da doğru geliyor. Yani bu seçimde benim gözlemlediğim şu, yani müthiş bir sessizlik var baktığınız zaman. Çok uzunca süredir böyle. Anket anlamında baktığınız zaman rakam herhalde seçim yasakları olduğu için başladı. Anket rakam veremiyorum ama bir Hakan Bayrakçı'nın işte 3-4 gün önce Adapazarı ile ilgili rakam vermeyeceğim Zafer abi. Yani, bir anketi var. Baktı. Yani şu an anketsel alanda benim söyleyebileceğim bir tek o. Size sorum şu sadece. Şimdi bir önceki Mayıs seçimleri baktığınız zaman muhalefetin, yani iki grup seçime girdiği için söylüyorum, çok böyle iddialı olduğu, hatta seçimi kazanma ihtimalini çok yüksek gördüğü bir seçimdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bahsediyor. Sonuçta düşünüldüğü gibi olmadı. Ondan sonraki süreçte gerek CHP, gerek İYİ Parti kendi sorunlarıyla biraz uğraştı. İşte genel başkanlık nezdindeki sorunlar, diğer sorunlar ve birden işte acaba ittifak olacak mı olmayacak mı söylemleri içerisinde ki Sakarya da buna dahil çok geç adaylar açıklandı. Sizce mesela belki partiler kendi genel merkez bazında ittifak olmasa bile iller bazında bir ittifak, yani genel merkez böyle serbest bıraksaydı, olsaydı daha farklı bir tablodan bahsedebilir miydik? Yani diğer siyasi partilerin kendi, doğru diyorsunuz, hem İYİ Parti hem CHP'de bütün siyasi partiler, hatta katabiliriz, kendi öz eleştirilerini. Biri genel başkan değiştirdi, öbürü büyük kongresini yaptı.
Dolayısıyla kendilerine bu yerel seçimle alakalı bir yol çizmişler. Saygı duymak lazım. Birlikte olsaydık, hep beraber ortak adaylıklar üzerinde bir çalışma olmuş olsaydı, tabii ki bundan çok ama çok daha hareketli ve iddialı bir seçim olurdu. Ben geçen haftaki programda da söyledim. Hem bilgili hem liyakatlı, siyasi tecrübesi yüksek, dürüst, tanınan, bilinen bir siyasi figür ortak adayı gösterilse her yerde. Dolayısıyla AK Parti'nin ben hiçbir yerde seçim alamayacağını düşünüyordum. Muhalefete karşı alamazdı yani. Çünkü şu gün sahayı gördüğümde benim kanaatim odur. Belki birkaç yer alabilirdi ama... O kadar saha kötü mü size göre? Yani AK onu Parti anlamadım. Sürekli böyle saha çok kötü gibi izlenim yapıyorsunuz. AK Parti için gerçekten çok kötü yani. Bunu nasıl kötü. Yani nasıl bunu tespitiniz var? Yani sahadaki vatandaştan mı gelen? Direkt ben temas ediyorum. Adam feryat figan ediyor. Ekonomiden şikayet ediyor. Bulunduğu durumdan şikayet ediyor. Nasıl şikayet etmesin? Yani emekli 10 bin lira açlık falan sınırı değil. Artık sefalet bile değil yani. O sınırda insanlar ne yapsın isyan etmeyip? 16 milyon şey var. Sakarya'da vardır dünya kadar emekli. İktidar partisinin bir ortağının milletvekilinden emekliler efendime söyleyeyim ek iş yapsınlar mesela simit satsınlar derse bu insanlar isyan etmez mi yani? Yani 65 yıl hizmet etmiş, çalışmış, gece sabah 5'te kalkmış, akşam saatlerine kadar insanlar çalışmış, ömrünün son günlerinde ortalama Türkiye'deki ömür kaç? 70-73. Yani 5-6 senelik ömrü kalmış, 10 senelik. Allah herkesin huzurunu versin ama yani orada insanlar bir huzur içinde bir hayat mücadelesi yaşamış zaten. Orada adama simit satmayı tavsiye ediyorlar. Memurların eskiden diyor memurlarımız diyor ek iş yapardı, pazarcılık yapardı mesela diyor, su satardı diyor. Yani millete hakaret ediyorlar. Yani bu sefaletin, bu yokluğun kendileri sebep olmuşlar. Millete bir de akıl veriyorlar. Diyorlar ki su sat, simit sat, ikinci iş yap. Biliyorsunuz 1970'lerde, 80'lerde işte öğretmenini pazarcılık yaparken görüyordu öğrenciler değil mi? O yokluk günlerinde. Bu ülke yokluk günlerine tekrar geri dönmüş ki bazı aklı evvellerde bu tavsiyelerde bulunuyor. Nasıl ihsan etmesin vatandaş? Tarım çiftçisi nasıl ihsan etmesin? Görüyorum feryat ediyor. Feryat, isyan falan değil yani. Ekonominin anladığım kadarıyla şu dakikaya kadar benim en azından anladığım kadarıyla evet. Hüseyin Cumalı aradan şey yapması sözümü ekonominin çok önemli olduğunu söylüyorsunuz başkanım. Ya bu seçimde bu seçimde ekonomi önemli. Hüseyin Cumalı bir girizgah sorusu rica edeyim. Sonra başkanın projelerinden devam ederiz. Buyurun. Şimdi başkanım ben ekonomiden devam etmek istiyorum. Tamam. Sayın Erdoğan söylediklerinizin birçoğuna katılıyorum. Bir, emekliler gerçekten yanıyor. Yani bize de sürekli emekliler isyan ediyor artık. Yani artık dert yapmıyor. Siz daha kibar kullandınız cümleyi ama ben biraz daha sert kullanayım. İsyan ediyor. Rezalet bir rezalet. Ben de bir emekliyim. Yani 10 bin lirayla kimse geçinemez. Biraz şöyle baktığımız zaman Süleyman Demirel rahmetinin bir sözü var. Tencere işte yıkamınca hükümet yok. Tamam bunu da kenara koyalım. Şuna da katılıyorum sizin cümleniz. İşte miting yaptığımız zaman bir çember yapıyoruz miting alanında. İnsanlar oraya girdiği zaman yani işte AK Parti'den çekiniyor ve oraya girmek istemiyor. Bunların hepsine katılıyorum ben ama evet. Şöyle bir gerçek, şöyle bir gerçek var. 2019 seçimlerinde ve geçen yıl Mayıs ayındaki iki seçimde baktığımız zaman bu insanlar ısrarla AK Parti'ye oy veriyor. Yani sandığa girdiğiniz zaman, oy kullanacağınız kabine girdiğiniz zaman yanınızda kimse yok. İstediğiniz partiye oy verebilirsiniz bir şekilde ama insanlar ısrarla ekonomiye rağmen, yaşadıkları bunca sıkıntıya rağmen, bakın ekonomiye tamamen katılıyorum ben, bunca sıkıntıya rağmen, bunca dar boğaza rağmen, açlık sınırına rağmen AK Parti'ye oy veriyor. Sizce bunun sorumlusu muhalefet değil mi? Bence ülkede iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var ve siz muhalefet olarak insanları ikna edemiyorsunuz bence. Buna ne diyeceksiniz? Bununla ilgili düşünceler alayım. Bu ekonomiye rağmen insanlar oy vermiyorsa muhalefete, bir tek DEVA'yı kastetmiyorum, bütün muhalefeti kastediyorum, bence muhalefet sorunu var. Sonuçta kabine girdiğin zaman elini tutan yok, istediğin yere oy verirsin. Buyurun efendim. Haklısın. Yani söylediklerinde bu kadar kötü durumda, evet AK Parti'nin tek taraflı bir propagandası var. Göbes taktiğiyle
efendime söyleyeyim, insanların gerçekleri göz ardı edeceği bir sis perdesiyle yalancı dekorlarda propaganda yöntemi var. Başarılı da oluyor. Ama bu kadar gerçekliği kendisi yaşayan vatandaş niçin AK Parti'ye vermeyi tercih ediyor da muhalefete vermiyor? Burada tabii muhalefete vatandaşı suçlayacak halimiz falan yok. Geçtiğimiz seçimlerde muhalefet olarak çok doğru bir yapılanmaydı o altılı masa ve Millet İttifakı fikir olarak, düşünce olarak bu içinde %51 almak için bir araya gelmek gerekiyordu. Hüdapar'la da bir araya geldi nitekim AK Parti, o da %51 almak için. Yani sistem onu gerektiriyordu ama maalesef biz o Mart ayı içinde Cumhurbaşkanı adayı tespiti sırasında maalesef çok iyi bir sınav vermedi. Güven noktasında bunlar birlikte bu ülkede çok iyi anlaşırlar ve önümüzdeki süreçte ülkeyi çok güzel yönetirler, dayanışma içinde yönetirler algısını vatandaşa veremedi. Bunun sebepleri maalesef işte oturmalar, sonra kalkmalar o güveni sarstı. Adayın arkasında durmamalar, işte kazanan aday deyip yıpratmalar. Yani İYİ Parti'yi suçluyorum, hiçbir şey falan yok yani, açık net söylüyorum. Yani diğer siyasi partilerde bir sıkıntı yoktu ama İYİ Parti'nin o dönem içinde uygulamış olduğu açıkçası anlam verilemez tutumları yüzünden insanlar maalesef muhalefetteki seçmen veyahut da iktidarla devam etmek istemeyen seçmen maalesef o güveni uyandırmadı. Zaten onun devamı da bugün de İYİ Parti'nin ortaya koymuş olduğu politika ve muhalefetle uğraşmaktan iktidarı hiçbir şekilde hedef almıyor. Dolayısıyla ben burada araya girebilir miyim? Bir dakika, evet. Kemal Bey, şunu diyebilir miyiz? Yani haklısınız yani, ben ekonomi bilmiyorum. Daha da kötüye gitti. Daha da kötüye gitti ekonomi. Evet. Yani hepimiz ekonomi yaşıyoruz. Bunun osu busu yok yani. Biz emekliyiz. Ben de emekliyim. Ekonomiyi de görüyorum ama ben 10 bin lira alıyorum. Seçmen hala muhalefete güvenmiyor diyebilir miyiz? Yani hayır, bütün bunlardan geçen bir güven sorunu var muhalefette. Bakın geçen seneki Mayıs seçimleri için söyledim ben bunu. Şimdi bir yerel seçime gidiyoruz ve çok seçenekli bir yapı var. Bütün siyasi partilerin büyükşehir adayları var, ilçe adayları var muhalefetin. Şimdi biz çıktık. Şimdi ben gerek eğitimime, gerek siyasi tecrübeme, birikimime güveniyorum yani. Çıktığım zaman ben öyle bir şeye talip olmuşsam, ya haddim olmayan bir şeye talip olmadım. Ben şimdi parti bazında sordum, yanlış anlamayın. Şu anda AK Parti'nin karşısında büyükşehirde ve ilçe belediye başkanlıklarında muhalefetin çok kaliteli adayları var. Yapacakları şu, eğer iktidardan şikayetçilerse hem genel olarak hem de yerelde bugün adayları yani muhalefet mi var denmesi. Biz varız, buradayız Deva Partisi olarak. Her gün bir yerdeyiz, anlatıyoruz. Yüksek sesle benden başka da Sakarya'daki gerçekleri, ülkeyle alakalı gerçekleri seslendiren bir kişi yok. Bangır bangır her yerde, her mecrada cesurca biz bu işleri söylüyoruz. Bu antidemokratik açık diyoruz. Bakın iktidara da eleştiri getiriyorum. Yani söylenemeyecek, kimsenin söylemeye cesaret edemeyeceği şeyleri de söylüyorum. Takip ediyorsunuz. Evet, muhalefete de söylüyorum. Yani sadece iktidara demiyorum. Muhalefete de diyorum ki niçin doğru dürüst insanlar bir iki ay evvel, üç ay evvel buraya milletin karşısına aday çıkartma becerisini gösteremediniz? Onları da eleştiriyorum. Ve kendimizi bir kenara koyarak biz gerçek olarak ortadayız. Deva Partisi kadroları olarak büyükşehirde ve ilçelerde adaylarımız var. Muhalefetteki adayları şöyle bir gözden geçirin. Bir de bize bakın. Evet, anladım. Evet. Başkanım. Son bir ekleme yapıp bu seçimde alternatif var Sakarya'nın. İkinci tura bıraksa. Şunu ben son bir ekleme yapayım, evet. Başkanım. Buyurun. Ben güvenle ilgili kısmını kişilerle ilgili partiler, muhalefet, ben ya, partiler olarak söyledim. Yani kişiler olarak söylemedim. Dipnot olarak düşeyim. Yok, parti olarak da Deva Partisi, adayları olarak da Kenan Çatalbaş.
Beni tanıyorsunuz. Hemen hemen hepsinizle uzun yıllardan beri tanışıyoruz. Tamam. Kenan Çatal. Böyle bir görevi bana tevdi ettikleri zaman bu görevde ben bocalayacağım falan düşünüyor musunuz? Bil hakkın yaparım ben bu işi. Ve adam gibi de yaparız. Liyakatle, bilgiyle hem de mevcut belediyenin kadrolarını, atıl duran kadrolarını, yoksa dışarıdan da mutlaka ehil insanlara şey yaparak şehrin insanıyla, sivil toplum örgütleri bu şehri inşallah 1 Nisan'dan sonra kaderini ben değiştiririm. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Başkanım bir daha diyeyim. Evet. Ben bütün muhalefet partileri... Başkanım bilmem, ben Deva Partisi olarak konuşuyorum. Yani güven sorunu. Biz diyoruz ki biz farklıyız. Deva Partisi ve biz, herkes ayrı giriyor. Biz iddia ediyoruz. Deva Hüseyin Partisi Cuma, olarak. Başkanım bu seçimde bu alternatifsiz falan ya kim var falan. Yani söylüyor. Kim var evet. Değil. Biz varız, buradayız. Biz yürüyoruz. Kolumuzu arkamıza düşün falan değil. Kolumuza girin. Hep beraber bu dekoru yıkalım. Bu AK Parti'nin böyle makyajlarını alalım. Şehri gerçekleriyle yüzle gelip adam gibi bu şehri 5 sene idare edeyim. Ben ve arkadaşlarım. Halkla birlikte, sivil toplum örgütleriyle birlikte, liyakatli kadrolarla birlikte dürüstçe bak bir daha söylüyorum. Dürüstçe bu belediyeyi yönetelim. Çünkü dürüst bir yönetimin olmadığını düşünüyorum. Bu kadar açık değil mi yani? Yani yapılan her işte, yapılan her icraatta muhakkak ve muhakkak vardır yani, bir şeyler var. Onun için onları da Allah nasip eder bir göreve gelirsek, şimdi bir şey, her şeyde bir şüphe var arkadaş. Bunların, bu AK Parti'nin yapmış olduğu bütün işlerin hepsinde paranın döndüğü, şöyle bir rant bir şeyin olduğu, şöyle, her yerde kardeşim, ben bunların yaptığı şöyle, işe hiç güvenmiyorum kardeşim. Hiç güvenmiyorum. Sayın Erdoğan, çok örnek. Şöyle diyelim, evet. Ona şöyle dersek daha faydalı olur. Kulağımıza gelen bazı işlerde diyelim, her işte dersek sadece kulağım, kulak duymuyor bildiklerimiz. Kulağımıza gelen bilgileri de aldığımız. Neyse, bu konuya girme. Bunu ben bunu geldiğim zaman, bakın böyle bir görev Sakarya halk hemşerilerim bana bu görevi verdiği zaman devri sabık falan yaratmayacağız. Ama geçmiş şöyle bir gözden geçireceğiz. Yanlışı yapanın da yanına kar kalmayacak. Onu da söyleyeyim hiçbir şekilde. Hukuk önünde mutlak hesabı sorulacak. Şimdi Sayın Erdoğan, ben sorumlu... O göreve gelip de bunları görüp de bunların üzerine, kulağın üstüne yatmak da en az onlar kadar bu suçu orta olmaktır. Varsa ki emareleri var, çok sayıda var. Bunları tek tek araştırırız, soruştururuz. Devletin denetleme kurulları var. Araştırırız. Mahkemesi var, bürokrasisi var. O zaman da görürsünüz. Var mıymış, yok muymuş. Evet, Kenan Çatalbaş, buyurun. Sayın Erdoğan, evet. Sakarya'da önce sizi esnaf, daha sonra sanayici, daha sonra iş insanı olarak ve daha sonra da siyasetçi olarak tanıdı. Evet. Sakarya'da tanınan, bilinen, yani iş insanlığında da, sanayicilikte de, siyasette kişisiniz. Şimdi geçmiş dönemlerdeki il başkanlığı yaptığınız siyasi parti, Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptığınız dönemlerde temsil ettiğiniz parti Sakarya'da ana muhalefet görevi yükleniyordu. Gerek yerel seçimlerde, gerekse genel seçimlerde, evet, tamamen ana muhalefet oluyordu. Ve bu da tamamen sizin ihmeniz olduğu o günkü günlerde bilinen bir şey, bir gerçek. Evet. Çünkü sonrakilere baktığımız zaman da böyle bir şeyi göremiyoruz. Bugün mensup olduğunuz partide bu ihmeyi neden yakalayamadınız? Sebepleri nelerdir? Veya yakaladığınıza inanıyor musunuz? Orası ben size şöyle söyleyeyim. Sakarya'da şu anda belediye başkanlıklarında, büyük şehirde olsun, alanda Deva Partisi var mı? Konuşuluyor değil mi? Konuşuluyor. Bugün evet. Demek ki işimizi, görevimizi tam manasıyla yapıyoruz. Bugün itibariyle Deva Partisi Sakarya'da muhalefet partileri içinde en gayretli, en iddialı bir siyasi hareket olarak, böyle lafla falan değil, çalışmalarıyla, projeleriyle şu anda Sakarya'nın gündeminde. O gün yaptığımız, bugün de yapıyoruz. Hiç o günkü 40 senelik partiydi o parti. Milliyetçi Hareket Partisi 40 senelik parti. Deva Partisi daha 3 senelik parti ve ilk defa seçime giriyor. Yani bazı zorlukları var. Evet, kabul ediyorum. Ama Deva Partisi Sakarya'da bir gerçeklik olarak ortada. Hem il başkanlığı kuruluşuna itibaren var, hem de bu seçim döneminde
ciddi bir şekilde, iddialı bir şekilde var. Neticesi ne olur bilmem ama partilerden bir parti falan değil DEVA Partisi Sakarya'da. Şu anda ciddi bir şekilde halkın kulak kabarttığı, ne diyorlar dediği bir siyasi hareket şu anda. Evet, süreç daha çok, bu seçimde ne olur ne gitmez vallahi bilemiyorum yani. Ölçemiyorum. Ben AK Parti'nin ancak şöyle ölçülüyor. Ya biz çok güçlüyüz, aslında bize verirler. Onun dışında bir bilimsel veri falan aldıklarını düşünmüyorum. Sadece algı olarak kendilerinin kazandıklarını düşünüyorlar. Meydan boş diyorlar. Biz de meydan boş değil, biz varız diyoruz. Evet. Kenan Çatabaş ise evet. Tamam. Ben de biz Turban'a geldi bir soru sormak Buyurun. İstiyorum. Aslında biri bana bu soruyu sormamı istedi. Şimdi diyor ki Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Sakarya'da da diyor eski ülkücüler, eski MHP kurucuları, işte nasıl diyelim, MHP tabanlı, MHP'den ayrılmış kişiler diyor, yöneticiler çok sayıda toplanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mali idareler seçimlerinde MHP'nin aday göstermediği yerlerde yapılan toplu uzun istişare sonra MHP'nin aday göstermediği belediye başkanlıklarında hangi partinin aday olduklarına bakılmaksızın ülkücü adayların desteklenmesine karar verilmiş. Bununla ilgili size bir... Ben o soruyu da müsaade ederseniz açayım. Soruyu şöyle açayım. Evet. Sizin MHP kimliğiniz var. Bu gerçek. Yani ben Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü hareketinde 45 yılını vermiş bir şu anda yeni yaptığımız otelde, evet, önümüzde bu geride bıraktığımız haftalarda MHP'lilerle bir toplantılar yaptınız. Yapmışlar, evet, duydum. Siz de vardınız. Yapmışlar diyorum. Ve o toplantıda MHP'lilerden, ülkücülerden size destek verilmesi, MHP'lilerden eski destek verilmesi de istenmiş. Öyle bir toplantılarda olmuş. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Yani detaylarını Kenan Bey biliyordur. Ben ilave sorayım. Ben o desteği başkanım, pardon. Bakın şöyle bir şey var. Sonunda. Sizin eski bir MHP'li olmanız, il başkanlığı yaptı, ülkücüsünüz ve eski ülkücüler size destek için bu otelde, yayın yaptığı otelde bir araya gelmişler. Şöyle bir eksik bilgi var. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha evvel il başkanlığı, ilçe başkanlığı, ülke ocakları başkanlığı, yöneticilik yapmış önemli sayıda bir kişi, benim bildiğim herhalde yüzün üstünde bir kişi bir toplantı yapmışlar ve birden fazla. Ben zaten başkanım. Yani neticesi başkan şu. Başkan cevap versin abi. Yani o bir durum oldu. Yani, başkanım şimdi, bir mesaj daha geldi devamında. Şöyle diyor. Yani, diyor ki özür dilerim. Evet. Kocaeli'de Yavuz Selim Din. Sardıvan'da Aydoğan Aslan. Erenler'de Şenol Dinç. Sapanca'da Sanem Kılıç. Ferizli'de Yakup Kodaman. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Mehmet Erdoğan'ın desteklenmesine karar alındı diyor. Bu doğru mudur başkanım? Ya bana gelen bilgi böyle. Evet, o toplantı. Eski ülkücüler. Eski ülkücü falan değil ya. Ne eskisi ya? Adam yani milliyetçi. Yani... Şunu anlama. Ben şunu anlamak istedim. Ben anladığımı anlatayım en azından. Sizin MHP tabanlı, aktiftir veya değildir bilmiyorum ama bir toplantı yapılıyor. Ve Sakarya'da bu isimlere destek kararı aldı. Doğru mu başkanım? Evet, öyleymiş. Size tebliğ edildi mi? Hayır, bana bir tebligat falan yani yok. Yani benim... arkadaşlarınız bakın şöyle ya... Ben müsaade ederseniz söyleyeyim. Ya. Yani böyle bir toplantı, birkaç toplantı yapıldığını ve netice olarak da siyasi partisine nereden aday olduğuna bakılmaksızın MHP'nin adayı gösterdiği yerlerde MHP'lere veriyor. Orada şey yok. Evet. Ama MHP'nin adayı göstermediği yerlerde biraz evvel oradaki isimlerin birisi İYİ Partili, birisi CHP'den aday, birisi evet, parti. Saadet'ten aday, ben DEVA'dan adayım. Partilerine bakılmaksızın bazı isimlerle alakalı desteklenmesi noktasında bir karar almışlar arkadaşlar. Benim tabii çoğunu, hepsini hemen hemen tanırım ben, eskiden birlikte görev yaptığımız. Ama bu toplantı benim için yapılmış bir toplantı değil. Yok zaten diğer isimleri söyledim. Benim için zaten yapılmış bir toplantı değil. Genel olarak ama bu, siz de varsınız. O kararın içinde benim ismim de evet, şey yapmış. Yani yani o toplantıda benim bildiğim Kenan, sen var mıydın o toplantıda? Etkisi ne olur? Ha, Kenan varmış mesela toplantıda. Kenan Çatabaş toplantıda var mıdır? Niye uğraştırıyorsun bizi? Söylesene. O toplantıda da varmış ya. Kenan abi yorumcu, şimdi cevap vermesi gereken Mehmet Bey şimdi. Yani, Mehmet Bey, oradaki aynen senin okuduğun, yuvarlak bir cevap senin olayım. Okuduğun metnindeki, senin okuduğun metnindeki alınan karar alındı. Oylama yapıldı. Yani büyük tartışmalar oldu.
Kimi kabul etti, kimi kabul etmedi. Yani o katılan 200 kişiye yakın kişinin yaptığı. Tam soracaktım. 200 kişiye yakın. 200 kişiye yakın. Yani 180 mi, 190 mıydı neydi sayı? Yani orada yapılan oylamada sonuçta çıkan, senin okuduğun metin çıktı sonuçta çıkan karar. Evet. Tabii ki karara katılmayan arkadaşlarımız da oldu ama genel anlamda ferdi 1-2 kişi oldu adı ama genel anlamda %98 oranında. Evet, yani %98 oranında karar o şekilde. Bu karar yani. Seçime tavsiye kararı. Tavsiye kararı. Anladık. Ama bu seçime bu etkisi olacak mıdır bunun? Bu toplantı Mayıs ayında da yapıldı şeyde. Hayır, genel seçim öncesi de yapıldı. Mesela onun ilkinde mesela Sinan Oğan'ın desteklenmesiyle alakalı bir çalışma yapmış, imzalar toplanmış. Kimler var diye sorsan? Ya ben bilemem. Bak bir dakika. Ben bir şey soracağım. İkinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesiyle alakalı karar çıkmış. Ben bir şey sorabilir miyim? Bu toplantıya katılanlar MHP'li mi, ülkücü mü, yoksa hem MHP'li hem ülkücü mü? Yani şimdi burada bir Cumhur İttifakı var, bir parti var, MHP var, bunun ortağı. Bunu açıklarsanız önemli. Yani bana sormayın bunu. Şimdi o toplantı. Yani bir Kenan saniye. Bey. Şimdi bunu kapatalım bu konuyu. Böyle bir toplantı. Bu kadar yani. Aslında sizin desteklerin açısından güzel bir oldu. Eski ülkücüye sahip çıkması da güzel. İzleyici sorunca ben de sormak zorunda kaldım Sayın Başkanım. Bunlar MHP'li mi, ülkücü mü, yoksa hepsi? Yani ne demek MHP'li mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanlığı yapmış. Yani ilçe başkanlığı yapmış. İl yönetim kurulu üyeliği yapmış. Ülke Ocakları İl Başkanlığı yapmış. Ülke Ocakları İlçe Başkanlığı yapmış. Birçok kişinin katılımıyla bu söylediğimiz insanlar. Ya ne demek MHP'li? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nde resmi görev yapan arkadaşlardan hiçbirisi yok tabii. Ya şimdi resmi olarak kimse şöyle bir şey de var. Resmi görev yok, olmaz öyle şey. Resmi görev olan zaten diyor ki Cumhur İttifakı. Hüseyin, şöyle bir olay da var. Onlara da tavsiye ediyorlar tabii. Yani AK Parti küskünleri de yaptı bu böyle benzer toplantılar yaptı. Sadece siz değilsiniz yani. Sayın Tokuş, yani bunu konuşuyoruz. Burada soralım ki yani aydın yani kafalardaki bunu soru işareti aydınlansın. Yani ekran başındakiler şimdi, şunu da anlayabilir. İlçe vermeyelim de bazı ilçelerde AK Parti aday gösterilmeyince işte toplantılar yapıldığını biz biliyoruz hepimiz yani. Beyefendi, yani onu biliyorum da ben yok. Sadece şunu açıklanması noktası sordum Kenan Bey'e. Dedim ki yani şimdi yanlış da anlarlar. Yani MHP kadrolunda görevli kimse var mı yok mu yok. Bu partiye gönül vermiş birçok önemli isim katılmış. Biz onu anladık. Anladım. Peki. Sayın Başkanım, bir soru daha geldi. Oradan da projelere geçelim. Bu soruyu moderatör olarak sormak zorunda kaldım da. Gazeteci Ekrem kardeşimiz sordu. Çünkü onu çok kıymetlidir benim için. Diyor ki seçim gezilerinde diyor görüştüğünüz vatandaş sizden Sakarya için en çok ne talep etti diyor. Böyle dikkatinizi çeken şudur dediğiniz, özellikle ortak bir talep soruyorlar. Böyle bir talep oldu mu hiç? Yani ilçeden ilçe değişiyor. Evet. Yerden, mesela burada trafikle alakalı çok şey var. Şikayet var. Sosyal yardımlarla alakalı çok şey var. Hı-hı. Gençlerden, mesela gençlerin belediyeden beklentileri var. Evet. Gençlerle olan projenizle onu konuşuruz. Evet. Yani değişiklik gösteriyor. Mesela ilçelere gidiyoruz. Ulaşımla alakalı sık sayıda belediye otobüsünün gelmesini istiyor mesela ilçeye. Bir saatte bir geliyor diyor. Bazısı hiç gelmiyor diyor. Büyükşehir Belediyesi olarak diyor ilçelerimize sık bir şekilde belediye otobüs seferleri olsun diyor mesela. Böyle bir şey var. Tarımda var. Özellikle tarımda çok tarımla alakalı. Şimdi başkanım, ben size projelerinizi önüme aldım. Evet. Arkadaşlara da sonra sözü vereceğim. Biliyorsunuz Sakarya'da en önemli konu belediye başkan adaylarında ilk önceliğinde kentsel dönüşüm var. Ama bu kentsel dönüşüm anlatılırken çok kolay anlatılıyor, söylerken çok kolay söyleniyor ama ortada 20 seneden beri ne yazık ki şöyle net bir şey göremiyoruz. Depremde şu anda bile deprem olabilir düşüncesiyle kentsel dönüşüm. Projelerinizde kentsel dönüşüm nasıl düşünüyorsunuz? Yani geçen hafta anlattık ama şöyle hızlı bir şekilde onu şey yapalım. Hızlı bir şekilde. Daha evvelden de burada gösterdim. İnşaat Mühendisleri Odası'nın tespiti var. 7000 tane Sakarya'da 99'dan önce yapılmış 4 ve 5 katlı bina var. Bu binaların her an bir risk altında olduğu söyleniyor. Çünkü 2 deprem geçirmiş olan binalar var. Dolayısıyla bu binaların içinde yaşayan öğrenciler, dar gelirler yaşıyor. Bir de yabancı yurtlar yaşıyor. Yaklaşık 200 bin kişinin hayatı
olacak bir depremde, ki Sakarya'da her an olması muhtemel olan bir depremde, risk altında. Dolayısıyla bu vebali hiçbir yönetici göz ardı edemez. Allah korusun, böyle bir şey olduğu zaman vicdan azabından herhalde yaşayamaz yani, buna göz ardı eden bir yönetici. Dolayısıyla 20 seneden beri dediğiniz gibi bu anlamda ciddi bir dönüşüm, depremle alakalı bir dönüşüm olmamış. Olmadı daha doğrusu. Şimdi yapılması gereken, bizim söylediğimiz şu: bu 7000 binayı önceliklerine göre yapı denetim firmaları var, üniversiteler var, işte mühendislik büroları var. Bunlarla bir ücretsiz bir şekilde bütün binaları tarayacağız. Bu 7000 binayı, yani belli işte Sakarya'nın diyelim ki Taraklı'daki 5 katlı bina o kadar şey değil de zemin olarak, ama riskli zeminlerden başlamak üzere bir de bu merkezde belli fay hatlarının yakınlarında olan yerler tespit edilecek. Bu binalar denetlenecek. Riskli görüldüğü takdirde bu binaların raporları hemen Bayındırlık diyorum, değişti, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne rapor teslim edilecek. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü hemen onu alıyor, tapuya işliyor ve o binanın da 60 gün içinde yıkılması gerekiyor. Şimdi yapılacak şey, bu 7000 binanın riskli olanları, ki hemen hemen hepsi risklidir ama önceliğine göre, risk önceliğine göre hemen bunların yıkılması gerekiyor ve yerlerine yerinde dönüşümle ve adabazlı olsa çok çok daha mükemmel olacak tabii, adabazlı da yapılabilir bu. Yani genel fikir olarak söylüyorum. Uygulama esnasında o detaylara bakılır. Adada birçok bina değişiyor da 3-5 kalır, onları da katarsın. Bunu yapmak lazım. Bunu yapınca orada oturan insanlara mutlaka bir konut ihtiyacı olacaktır. Onlara da bir sosyal konut projemiz vardı bizim. O sosyal konutlarda binaları yapılana kadar orada duracaklar ve insanların da o binaları yapabilmesi için finansmana ihtiyacı var, parası falan yoksa. Devletin çıkartmış olduğu güzel bir şey bu. %50'si bizden diye bir kampanya var. Çevre Şehircilik İl Bakanlığı'nın. Bu İstanbul'da uygulanacak. Deprem bölgesinin her yerinde uygulanıyor. Yani talebi olan her yerde uygulanıyor. Bu tip bir fırsat var. Geri kalanında fonlar var, bankalar var. Bir finansman kaynaklarıyla belediye bunlarla alakalı anlaşmalar yapabilir. Çünkü belediye kendi cebinden yapacak hali yok ama vatandaşın da bu binaları yapmasıyla alakalı finansman imkanlarını da ortaya koyarak bu binaların 5 yıl içinde dönüştürülmesi gerekiyor. 1. 2. Biz deprem bölgesiyiz. Depremle alakalı mutlaka deprem öncesinde, deprem esnasında ve sonrasında alınacak tedbirlerle alakalı da belediyenin yapması gereken bazı işler var. Afete hazırlıkla alakalı. İşte konteynerların yapılması gibi bir sürü. Evet, tamam. Vakit kısa olduğu için. Başkanım peki, çok özür dilerim. Eğitimden. Zafer Tokuş. Ben aslında şey orada ben gireyim bu arada. Evet. Sanırım. Ben şey soracağım. Dursun ya, burada dursun şimdi. Tamam. Benim arada değiştir. Pardon. Sıkıntı yok. O zaman ben şöyle bir soruyla size gelmek istiyorum. Buyurun. Daha doğrusu bir düşüncem diyeyim. AK Parti 22 yılı iktidar, 99'da yapılan bir bu tablo bahsettiğim 7000 tane bina. Yani gerçeklik olarak ortada duruyor. Evet, yani bu o zaman merkezi yönetimle de çözülmedi, yerel yönetimle de çözülmedi ve şu anda hala biz bu sorunu konuşuyoruz. Yani ne acı değil Hüseyin? Kesinlikle acı. Ha? Kesinlikle acı. Ya yani bu ders almadık mı yani? Bak, ya bugünlere kalmaması gereken, yani 7000 riskli bina var. Sayın Başkan diyor ki biz bunları diyor bir daha elden geçireceğiz. Bakacak, üniversite bilimsel açıdan bakacak. Yıkılması gerekenleri yıkacağız diyor. Yapılacak, yıkılacak dediğimiz zaman insanların sokağa atacak halimiz yok. Onun da tedbirleri alınacak finansmanında. O binaların insanlar daha güvenli binalarda yaşaması için ne yapılması gerekiyorsa hepsi yapılacak. Başkanım. Ya bu sorumluluğu öncelikleyeceğiz. Birinci çok, önceliğimiz. Çok özür dilerim. Şimdi şöyle bir durum var. Sakarya'da şu anlar kentsel dönüşüm çok konuşuluyor ama yeni bir rezerv alanından kimse bahsetmiyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ben dikkat onların projelerini dinlerken kentsel dönüşüm deyince yeni rezerv alanlarından bahsetmek gerekiyor. Ama şu ana kadar bir işaret ettikleri yeni bir rezerv alanı yok. Siz eğer 1 Nisan günü Büyükşehir Belediye Başkanı olursanız nasıl, nereye, ne kadar bir rezerv alanı planlıyorsunuz? Evet. Bu benim projelerim. Benden başka hiçbir muhalefet büyükşehir adayı
Sakarya'nın sorunları ve çözümlerle alakalı bir çalışma ortaya koymadı. Bu gerçekten çok, sizin önünüzde var mı? Var önümde, evet. Şimdi ben beraber buldum. Orada rezervlerle alakalı da bir bölüm var. Yani bizim... Kaçıncı sayfa başkanım? Şimdi benim de aramam lazım. Tabii şunu ekleyelim. Bir sizden sonra Selçuk Kılıç Aslan bir ulusal televizyon kanalında yaptı ama bir broşür gelmedi elimize. Hakkını yememiş olalım, onu da söyleyeyim. Tamam. Bir programda da yapacağız. Ben eklemiş olayım yani. 200 gün olarak. Yani 3 gün kala seçime. O kesin tartışılır. Ben sadece eklemek için söyledim. Tamam. Çünkü kendisi yok, söylemiş olayım. Yani yapmışsa yapmıştır. İyi. Anlatalım kitap yorumlarını. Arkadaşlar bir bulabilir misiniz sayfasını? Dördüncü sayfa mı? Dördüncü sayfa. Tamam. Orada rezerv, arsa rezerv alanları yazıyor. Yani özetle şöyle diyoruz. Evet, özetleyeyim başkanım. Biz belediyenin, yani şehir büyüyor sürekli. Evet. Büyüyen şehrin yani konut ihtiyacı var ve belli sıkışık ya, bizim arsa üretmemiz lazım. Evet. Yani altyapısıyla kendi evini yapmak isteyenlere de arsa üretmemiz lazım. Altyapısıyla, yollarıyla, modern bir şeyde. İki, bu kentsel dönüşümle alakalı yerinde yapmak isteyip istemeyip de orada önceliğimiz yerinde dönüşüm değil. 4-5 katlı bina yapmak değil. Çünkü biz tamamen yatay mimari istiyoruz. Şimdi bir fırsat diye belediye Sakarya Büyükşehir çıkarttı. Çünkü 5 katlı bina var. Oradaki binayı 2 kata düşürdüğü zaman oradaki hak sahipleri ne olacak dedi. Doğal olarak yerinde 5 katlı olarak dönüştürmeyle alakalı bir Büyükşehir Meclisi kararı çıktı. Ama bizim tercihimiz oranın 5 katlı değil, mutlaka 10 metre kodlu 3 kat yapılması. Arzu ederse vatandaşımız hemen ona bir arsa tahsis edilmesi, arsa gösterilmesi, oraya gitmesi. Önceliğimiz... Arsa rezervi ne düşünüyorsunuz? İşte onu soruyorum. Şimdi yani bakılır, hazine arazileri var. Yani bu, hangi bölgelerde mesela? Yani batıya doğru mu, doğuya doğru mu, karasuya doğru mu? Bizim, yani şu anda bizim... Daha çok o biraz ranta girer ama şimdi açıklamak... Yok, yani arkadaş... Yok yok yani... Yani şehrin genişleme alanı belli. Yani şehir belli ki kuzeye doğru gidecek, otobana doğru. Bu, evet, bölgelerde sağlam zeminler var. Bu tarafa artık tıkandı, ben göremiyorum. Yani. Şöyle artık... söyleyeyim, evet, lokasyon söylesene, Hüseyin Cumal'la bakıştık, biz itiraz edeceğiz aman başkanım diye. Ha, çünkü or, ama belli yani, büyüme alanının ne tarafa olacağı belli. Yani boş arazilerin, arazi olabilecek tarım arazileri asla. Yani bir kere o tarımsal arazilerde... asla bir yapılaşma olmayacak. Çünkü o bizim en önemli sermayemiz, en önemli gelecek nesle bırakacağımız yerler tarım arazileri. Tarım arazileri dışındaki sağlam zeminlerde... Sayın benim. Başkanım, tarım arazi, tarım diyoruz da. Geçen gün, 3 gün önce bir konu geldi. Ispanağı 40 kuruş almak istemiş bir tane tüccar gelip. Köylü de demiş ki, kardeşim satmıyorum, para bu şekilde ben kazanamam. Atıyorum, hayvanlara yedirdim demiş. Şimdi tarım diyoruz da, tarım arazilerimizi övünüyoruz da, katma değer oluşturmayan tarım arazilerini övünmek ki doğru buluyor musunuz? Yani katma değer olmayan ve para kazanaması sebebi orayı ekmeyen iş, köylünün değil. Yani. Tarım çiftçisinin ekmekten vazgeçmesini ekeceğime zarar edeceğimi hiç ekmem, tamam, denilen tarım politikaları. Evet. Bunu da merkezi hükümet yapıyor. Şimdi yapılması gereken, madem tarım dedik, evet, bir tarımla alakalı da birkaç, buyurun, projemizi anlatalım. Şimdi biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarımsal faaliyetlere girdi. İşte 3 tane şirket kurdu. Tarım AŞ, Sera AŞ ve Fera AŞ. Şimdi bunlar her şeyini bitirmiş. Bütün efendime söyleyeyim, Sakarya'daki sorunları çözmüş. Bir büyükşehir. Fantazi drama de yapabilir diyelim ama Büyükşehir'in kendi bütçesi, yani İller Bankası'ndan gelen bütçe, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapacağı, Tarım İl Müdürü'nün yapacağı işleri yapmakla ilgili değil. Şimdi bizim belediyemiz 3 tane şirket kurmuş, anonim şirket, genel müdürler, genel müdürler, domates yetiştiriyor, işte manda almış, işte çilek yetiştiriyor, işte bitki ağaçı diye bir şey yapmış, 10 metre genişliğinde, 60 kilometre uzunluğunda, hepsi çürümüş, heba olmuş. Yani kaynaklarını fuzuli işler harcamış ve zarar ediyor bu işletmeler. Müthiş zarar var. Şimdi bizim yapacağımız, köylüye, çiftçiye rekabet edecek bir işletme, yani bir iş yapma değil. Bunu çok, yani şeyi de Yusuf Bey'in şeyinde seyrettim. O da bunu görmüş. Biz bu işleri yapmayacağız diyor. Doğru yani. Belediyenin işi
değil o iş. Tarım İl Müdürü, İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı bir ürün geliştirecekse onun uzmanlık alanıdır onlar. Tarım İl Müdürlüğü gider destek verir bilmem. Belediyenin işi değil. Belediyenin işi tarımda çalışan insanların topraktan kopmamasını sağlayacak destekleri vermek. Nedir bu? Mazot desteği verebilirsin, ilaç verebilirsin, tohum desteği verebilirsin, gübre verirsin. Ne kadar? Bütçen neyse o kadar. İki, ürününün doğru fiyata pazara gitmesini sağlayacak tedbirler alırsın. Pazarlamayla alakalı bazı anlayışlar geliştirirsin. Ürünün direkt satabileceği pazarlar oluşturursun. İhracatla alakalı, yapmasıyla alakalı ne yapmak lazım? İşte dışarıdaki pazar, mesela Antalya hep dışarı ihracat yapıyor değil mi? Domates ihracat ediyor. Niye Sakarya'dan domates ihracat edemiyoruz biz? Hiç domates ihraç etmiyoruz. Niye? Dünya kadar yetiştiricimiz var değil mi? Veya teşvik edersin. Ta Antalya'dan Rusya'ya domates gidiyorsa buradan da gider canım. Hep Kara Süleyman'ından bak buradan buğday buradan geldi değil mi? Yapabiliriz yani dış pazar. Burada büyükşehir bir öncülük yapabilir. Bunun için bütçe falan, çok büyük bütçeler falan gerekmiyor. Yani tarımla alakalı... Pazarlama kısmında mı ilgilenmesi gerekiyor? Hayır, pazarlama. Büyükşehir ürün pazarlamaz gözüm. O ortamı yaratacak, o habitatı yaratacak. Evet. O habitatı yaratacak. Yani şehrin tanıtımıyla alakalı fuarlar yapılır, tarım fuarları yapılır, yabancılar davet edilir, ürünlerle alakalı ticari ateşelikler var, onlarla alakalı alınır, buradaki şeyler gidiyorlar ya fuarlara falan. Alırsın çiftçi örgütlerini, ziraat odalarını götürürsün, görüştürürsün. Onları davetlersin, şehrindeki ürünleri tanıtırsın. Değil mi? Yani. Evet, gazeteci arkadaşlarıma tarımla ilgili bir şey sormak ister misin? Pardon. Bu arada çürüyen bir mahsul yok başkanım. Yani tamam, sizin politikan saygı duyuyorum değerli da. Değerli kardeşim, sana yani, ben çürüyen mahsul, ben sana söyleyeyim. Çürüyen biz şu görmedik. Melen İsale hattı var ya, onun oradaki şey. Burada çürüyen yok başkanım. Ben geçen programda da... Ben Karasu'daki arkadaşlarımla orayı gezdim. Orada... Kurumuş, yok bir şey. Neyse. Mehmet Bey, bakın ben geçen programda keşke açıklama yapsanız, şey, fotoğraf çekip de kamuoyuna açıklama yapsanız. Ben geçen programda da ben kendi düşüncemi söyledim. Sizin düşünce saygım sonsuzu. Siz bir siyasetçisiniz. Geldiğiniz zaman takdir edersiniz, yaparsınız, edersiniz. Yok, ben anlatıyorum ben, düşüncelerimi. Hayır, ben yani sizi ikna etmek zorunda değilim yani. Biz, ben düşüncemi anlatıyorum, vatandaşa hitap ediyorum. Hayır, vatandaş hak veriyorsa oy verecek. Hayır. Ya yanlış diyorsa vermeyecek. Ama ben de oy vereceğim. Ben de seçmenim. Tamam, sağ ol. Bakmayın yani ben de burada şimdi bakmayın basın mensubu, ben de oy veriyorum. Evet. Ama ben şunu söyleyeyim. Geçen programda da ben sizin konuşmanızda istedim. Bu 5 yıllık icraatta ki yarın Ekrem Başkan da bizim gazeteciye veda edecek. Pandemiden dolayı o gündeme gelmişti. Yani ben haksızlık yapılmasını istemedim. O yüzden ben çalıştım. Ben kimseye haksızlık yapmıyorum. Yani yoksa biz yapmayacağız. Tamam efendim, olabilir. Ekrem Bey böyle takdir etmiş, yapmış. Ama o süreç süt satmayacağız. Bakın tamam. Süt dağıtacağız. Bakın şunu anlatayım. Evet. Ben manda almayacağız mesela. Ben Belpaş'tan Belpaş'ın bayinden ben süt alıyorum. Ben yoğurt yapıyorum. Çok da memnunum. Bakın size demek istediğim olay şunu anlatıyorum. Şu anki sistem 2000 yılına çıkan pandemiden dolayı bu süreç yaşandı ki bunu aynısını diğer belediyeler de yaptı. Birçok belediye de yaptı. Böyle tarımsara yöneldi. Hatta bitti. Vatandaşlar dağlara çıktı karavanlar alıp. Yani o yüzden dedim. Yani o günkü konjektür bunu gerektiriyor. Ne tamam bir... yani bize görev gelirse biz bal satmayacağız, süt satmayacağız. Domates yetiştirmeyeceğiz, çilek yetiştirmeyeceğiz. Bu kadar, bunu söylüyorum ben. Mandacılık yapmayacağız. O zaman zamanında Tansaş var. Yani yapan varsa gitsin ona versin. Yok başkanım, onda sıkıntı yok. Yani bal biz satmayın, yumurta satmayın. Onlara saygı duyuyoruz. Belediye olarak bunu yapacak ama. Esnafımız var. Esnafımız var. Bir sürü köylü gelir satar sütünü, başka bir şey buluruz. Niye biz bal satalım, süt satalım? Ama bu da aracısız satıyordu. Ya kardeşim biz yapmayacağız. Yok, şey uzatmayalım. Zafer. Ben yapmayacağım. Ben kapatalım. Bir dakika, ben bir şey diyeyim. Başkanımın ben görüşüne saygı duyuyorum. Ben diyor süt satmayacağım, yumurta bal satmayacağım ama. Evet, belediye olarak yapmayacağım. Yalnız çürüyen bir sahada bir ürün yok başkanım. Ben onu söylemek istiyorum. Yoksa ben var olduğunu söylüyorum. Sizin saygı duyuyorum. Tamam. Sana gönderirim ben o zaman fotoğrafları. Soru şöyle başkanım. Yapalım. Ben şöyle tarımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tarımla ilgili başka Sefa buyur. Evet, ben söyle. Şimdi yıllardır... O işletmeler zarar ediyor. Çok büyük zararları var. O zararda milletin almış olduğu vergilerden Sefa. Zarar ediliyor.
Aradan önce mi sormak istersen buyur. Aradan sonra mı? Çok kısa benim. Yani çok kısa da buyur. Eğer evet. Uzun şey, şimdi yıllardır tarım arazilerinin imar açılması konusu söz konusu. Evet. Şimdi biz bu tarım alanlarının imara açılması konusunu açıkçası bizim gazeteciler olarak da kendimize iğne batırabiliriz. Son size de iğne batırabilirim. Son şöyle elimizde bir veri yok. Mesela biz bu konuda haber yapınca yerel yönetimler bize tarım arazilerinin imara açmadıklarını söylüyor. Sanayicilere sorduğumuzda diyorlar ki tarım arazilerine diyor şey tarım arazilerinde bir sanayi tesisi yapmıyoruz. Bunu gidin müteahhitlere sorun diyorlar. Müteahhitlere söylüyoruz. Biz bir şey yapmıyoruz. Sanayi alınıyor diyorlar. Ya Sakar'da tarım arazilerinin imara açılması konusu şehir efsanesi mi? Elimizde pardon, veriler var olur mı? Olur böyle şey ya. Hayır şöyle. Olur böyle şey. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Ya. Çok özür dilerim. Şu açıdan söylüyorum. Biz muhatap kime sorsak o yapmıyor. Sakar'a tarım arazilerinin imara açılması konusu yani, biz anlatır mısınız? Gerçekliği değiştirmiyor ama Sakar'da ya kardeşim bak. Ben de imara açıldığı düşünenlerdenim onu söyleyeyim. Sanayi bölgesinde benim fabrikam var. Orası tarım arazisiydi kardeşim. Yapılmış yani. Bak ben söylüyorum orada aldık. Toyota fabrikası. Toyota fabrikası yani, tarım arazisi. Yapılmış. Ha yeni git. O zaman bu Ferizli Kaynarca bölgesine bir gidin bakayım oradaki şikayetleri bir dinleyin. İnsanlar diyor ki bizim topraklarımızda ektiğimiz yerler organize sanayi bölgeleri yapılıyor. Bakın bir şimdi kanunen birinci sınıf tarım arazilerinde zaten yapılması imkansız. Bizde ikinci sınıf, üçüncü sınıf tarım arazileri de var. Bakın bu Sakarya'nın hemen hemen %80'i ekilebilir arazi kardeşim. Her o kadar verimli bir toprağımız var ki bizim kesinlikle ekilebilir arazilerimizin hiçbirinde ne yapılaşma ne sanayi yapmamız lazım. Sanayi olmasın mı? Tabii ki olacak yani bizim istihdamı yapmamız için efendime söyleyeyim buraya sanayici de gelecek ama o üçüncü sınıf tarım arazisi. Sanayi değil. Bu üçüncü sınıf tarım arazilerini yapılsın. Tarım ekim olmayan yerler kardeşim. Yani tarım arazisinde ekilmeyenden değil. Ekim yapılma imkanı olmayan yerlerde evet, evet. Buna 3 de diyoruz. Taşlı, evet. Taşlı arazi oralarda diye yapıyoruz. Geçiyoruz. Evet. Çünkü bizim arazimiz yeteri kadar var. Sanayi testleri yapılacak. Bir Zafer abi hatırlattı ya. Şimdi. Evet. Ziraat Odası'nın bir açıklaması olmuştu. Bir tek Pamukova kadar yer kaybettik. Pamukova kadar yeri tarım arazilerine imar açarak kaybettik demişti. Işte elimizdeki veri yok dedim ya Zafer abi. Bir tek onu hatırlıyorum dedi. Başka hatırlayan varsa kardeşim, söylesin. Olmaz. Peki başka örnek verdim. Benim fabrikamın şunu diyeceğim. Ya, başkanım, Sasso Başkanı Sayın Akgün Altuğ'da katliyette tarım arazilerine o sebebi yapılmadığını söylüyor. Sasso Başkanı söylüyor bunu. Siz ne diyorsunuz bu noktada? Ya ben şimdi o tartışmaya girmem yani. Yok yani Sasso Başkanı da bu kentte sanayinin başı ve katliyette diyor. Yani ben onu bilmem. Akgün Bey ne söyledi ama ben vatandaşın köylüyle konuşuyorum. Benim ektiğim arazide kamulaştırma yapılıyor kardeşim. Büyüm alan olarak organize sanayi bölgesi yapılıyor diyor. Söylüyor görüyor musun kaynarcıda? Yani ben şimdi o tartışmaya girmek istemem. Peki. Sadece Akgün Bey'in söylemesi de olmuyor bu. Burada evet, Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir araya gitmek istiyorum. Aradan sonra kaldığımız yere devam tamam, edeceğiz. Tamam, devam ederiz değerli kardeşim. Hazırsak arkadaşlar bir araya gitmek istiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika ara vereceğiz. 10 dakika sonra yine burada sohbete devam edeceğiz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Efendim ikinci bölümde tekrar beraberiz. İnci Park Grup'tan dış mekandan yayınımız devam ediyor. Yeni televizyonu açanlar için yine tanıtımımızı yaparak başlayalım. Deva Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan konuğumuz. Başkan adayı. Allah söyletti. Başkan adayı diyeyim. Allah söyletti mi acaba? En son Hasan Ali Şam böyle bir gaf yapmıştı. Hatırladım. Sesop evet. Camiasının gafları tutuyor. Evet. Hasan Başkanım yazmıştı. Buradan seyrediyordur muhakkak selamlar olsun. Zafer Tokuş. Evet ben bir anons yapmak istiyorum. Şöyle diyeyim. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ki Sakarya 5 yıla damgasını vuran bir isim. Biliyorsunuz 31 Mart'ta görev süresi sona erecek. Ve bu 31 Mart'ta görev süresi sona ermesi sebebiyle yarın akşam bizim gazeteciler soruyor programına katılacak. Bir bölümüne katılacak. O da Sakarya'yla veda edecek. Orada seslenecek. Artık temenniler, dilekler. Çünkü bundan sonra Ekrem Bey'e artık yeni bir hayat başlıyor. Biz bugün sürekli istiyorduk onun gelmesini de programı uymadı ve yarın akşam işte cuma akşamı bizimle birlikte olacak. Bunu bir anonsunu yapmış olalım yani. Tamamdır. Sayın Başkanım, Sakarya'da iki tane ana sorun var diye konuşuluyor. Bir tanesini birinci bölümde konuştuk, kentsel dönüşüm. Yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum. İkinci problemimiz de herkesin de herhalde ortak fikri trafik ve ulaşım. Yani bununla ilgili de ben öncelikle konu başlığını açarak size sormak istiyorum.
Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu arada gazeteci arkadaşlarım da katılabilirler sorularımla. Buyurun. Evet, Sakarya'nın en önemli problemlerinden biri özellikle merkezde trafik sorunumuz var bizim. Özellikle de Serdivan bölgesinde, yani 15 yıldan beri Serdivan Belediyesi'ni yöneten şimdiki Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar'ın yönettiği ilçede. Nedense sadece o ilçede büyük bir kısmı, işte Yazlık Kavşağı'nda, efendime söyleyeyim, belediyenin önünde, Tunatan Kavşağı'nda, onun dışında Mithat Paşa birinci geçitte, Tek Yokuşu'nda ve Yeni Cami'de böyle kavşak sorunlarımız var bizim. Yoğun bir trafik sorunumuz var. Sabahleyin 2 saate gidemiyorsunuz. Akşam trafiği de, bunu hep beraber yaşıyoruz, bu çileyi. Bunun tek sebebi plansız büyüme. Şimdi 1 kilometre kare içinde Serdivan'da siz AVM'leri, hastaneleri, okulları, üniversite, her şeyi bir yere tıkıştırırsanız ve bunu da, bunun neticesinin de bu olacağını öngörmezseniz, sonunda başınıza gelecek hadise budur. Şimdi acilen bu sorunu çözmek için bizim 8 noktada kavşaklarla alakalı bir projemiz var. Bunları da hemen ilk bir yıl içinde hemen hemen hepsini yapacağız. Yani 6 ay imalat süresi, 6 ayda ihale yapma süresi olmak üzere bir yıl içinde bu 8 kavşağı, kavşak düzenlemelerini yapacağız. Bu tabii günlük kurtarmakla alakalı bir şey. Niye? Siz burada kavşağı yaparsınız. Eğer kalıcı tedbir almazsanız Sakarya'nın başka bir bölgesinde, başka bir kavşakta yine o sorunla karşılaşırsınız. Sorunun temelinde toplu taşıma ile alakalı siz şehirde herhangi bir şey yapmamışsınız 20 yıldan beri. Her seçimde vaatler içinde Büyükşehir Belediye Başkanlarının raylı sistemle alakalı işte bir resimler falan oluyor ama bir metre dahi Sakarya'da raylı sistem bu 20 yıldan beri AK Parti'nin belediye yönetiminde olmadı. Biz şimdi yapmış olduğumuz çalışmada 4 hat olarak düşündüğümüz bir raylı sistem var. Bu çağdaş, modern, rahat ve ucuz bir ulaşım metodu olarak 4 yerde biz bu raylı sistemi düşünüyoruz. Bir tanesi zaten hazır. Neresi orası? Gar'dan Sapanca'ya kadar olan yer. Zaten hazır bir ray var. Biz bırakın yeni yapmayı, bir metre olanı da işletemiyoruz. Biliyorsunuz orada Adaray vardı. Gar'dan Arifiye'ye kadar gidiyordu. Onu bile seferden kaldırmışız biz. Çok rahatlıkla her devlet demir yollarıyla yapılan bir protokolle durakları da yapılmış hazır. Olanı işletmiyoruz. Olanı çalıştırmıyoruz. Hangi akıla hizmetse mevcut bir hattımız var. Te Kırkpınar'a kadar, yanağa kadar, sınıra kadar o hattı çalıştırabiliriz. Yarım saatte bir gidip gelebilir. İkinci bir raylı yanına şey yaparsan 10 dakika, 15 dakikada düşürebilirsin. Bu bir. İkincisi Güneşler'den başlayıp Tunatan'a, oradan da metrobüste kampüse çıkacağımız bir şey var. Güneşler'den Çark Caddesi'nin ortasından geliyor. Belediye önünden mavi duraklara aşağı inip orada Tunatan'ın orada bir merkez ve oradan da inen yolcular, öğrenciler hemen metrobüslerle kampüse çıkacak. Ama bu Ekrem Bey'in Ulaştırma Bakanlığı'yla yapmış olduğu şey de orada Tunatan'dan sonra tünel var. O çok masraflı. Yani o masrafa biz bir hatta yapabiliriz. Yani dolayısıyla hemen orada indirip oradan metrobüslerle yukarıya taşıyacağız. O metrobüs hattını şeye kadar, kuzey terminaline kadar taşıyıp o metrobüs hattında kullanacağız. İleride Yenişehir'e kadar kent bin yatalık hastaneye kadar da o metro uzatılır ama şu anda düşündüğümüz kuzey terminalinden kampüs arasında bir düşünüyoruz. Diğeri Güneşler'den başlayıp Etbalık Kurumu'nun oradan Organize Sanayi Bölgesi'nin içine giden bir hat. Bir diğeri ilk önce yapacağımız bu. Çünkü bunlardan bir tanesi hazır. Yani Kırkpınar'a kadar gidecek olan, Sapanca'ya kadar en azından gidecek olan şey
En azından şu andaki mevcut haliyle Devlet Demiryolu hazır. İleride ihtiyaç olursa ikinci bir şey yapıp daha bir tren yolu ray döşenerek o da yapılabilir. Ama bu hazır. İkincisi, eğer doğruysa, çünkü raylı sistem sorunu çözdük diye Ekrem Başkan bir sürü anlattı. Şimdi bakacağız. Ulaştırma Bakanlığı protokol yapılmış. Güneşler Tunatan Kavşağı, oradan da dönüp efendim Palmiye Caddesi'ne tekrar Güneşler'e giden hattı zaten anlaşması yapılmış. Altyapı Yatırım ve Genel Müdürlüğü protokolü imzaladı. Orada bir proje tatili gerek yok kardeşim, tünelle biz gitmemize. Onaylıyorsunuz o projeyi anladığım kadarıyla, değil mi? Yani hatlarda bir sıkıntı yok. Yani evet. Zaten belli nereden geçeceği belli yani. O evet. Eğer öyle bir anlaşma yapılmışsa o zaten hemen doğru işe diye karşı kalmayacağım. O hat yapılacak. Dolayısıyla bizim bu iki hat dışında bir tanesi Bayındırlık Bakanlığı, yani Ulaştırma Bakanlığı tarafından dediklerine göre, eğer o kadar resim koydular bilmem ne yaptılar, herhalde anlaşmalar yapılmış. İmzalandı Sayın Başkan. Efendim, tamam, imzalanmışsa demek ki ne güzel, o hattı zaten yapılacak. Diğeri zaten var. En önemlisi, birinci öncelikli yapacağımız bizim Gar Meydanı'ndan başlayıp Şehir Hastanesi'ne kadar olan hat. Bu hat önemli. Çünkü orada 1000 yataklı hastane olacak. Hasta yakınları tut, poliklinik servislerine tut. Sürekli orada bir şey var. Korucuk Devlet Hastanesi var. Yenikent Devlet Hastanesi var. Okullar var. Resmi daireler kampüsü var. Efendim? İl Emniyet Müdürü de oraya gidiyor. Yani birçok resmi dairenin olduğu yer var. Demek ki ilk acil orası yapılmalı ve müsait. Geniş, rahat. Hemen onu kaç kilometre olduğunda ben size söyleyeyim o hattı. Yani, de oraya gitmiyor. Yani, Maltepe'ye gidiyor. Maltepe'ye doğru. O kendi Maltepe'ye arazisi gidiyor. Var orada, lojmanların olduğu yer. Mesela siz ararken de ya 1000 yataklı hastanede sadece çalışan sayısının 7000 olacağı söyleniyor. Yani o kadar yoğunluğu anlamamız açısından da aslında 1000 yataklı hastanede ne kadar büyük olacağını da şey yapalım. Sadece 7000 çalışan olacakmış orada. 16 kilometre. 16 kilometrelik bir yer burası. Ve günlük 100.000 yolcu planlanarak yapılıyor. Bu 100.000 yolcu şehrin nüfus artışı gittiği zaman da o hatta set sayısını arttırırsanız zaten gidiş gelişli olduğu için 100.000 yolcu kapasitesine kadar yeterli bir şey. Bunun geri dönüşüm hesaplarını geçen toplantıda ben size söylemiştim. Bu hatların toplamı 3 yılda amorti eden var, 4 yılda var, 5 yılda. Ortalama 4 yıl, 5 yılda bu amorti ediyor kendini. Geri ödemesi oluyor. Dolayısıyla diğer hattımızda Güneşler'den başlayan Et Balık Kurumu'na kadar giden yer. Şimdi bu, ben mesela Yusuf Bey'in projeleri içinde bunu böyle bir şey görmedim mesela. Bir tek Yazlık Kavşağı. Yazlık Kavşağı'ndaki sıkıntı da kendimin sebep olduğu, 20 seneden beri çözmediği işi çözeceğim diyorlar. 20 seneden beri insana sorarlar niye çözmedin diye. Aslında Yusuf Bey'in, ben projelerini falan da şöyle bir baktım ne yapmış diye. Tamamen mesela bak şurada bir şey var. Şurada gazetenin ismini kapatayım. Bizim Serdivan Belediye Başkan adayı. Yerel bir gazete açıkta verebilirsiniz aslında. Yok, sürekli kapatalım ya. Şimdi şey yapmayalım. Diğer gazetelere şey olmaz. Bu her gazete çıktığı için. İlan vermiş. Kayıp aranıyor. Yusuf Bey'in 38 projesi varmış Serdivan Belediye Başkanı'na alakalı. En son seçiminde. 31 tanesinden hiçbir çivit ayı çakılmadığını, yani 38 projenin 31'i sadece bu kitapta kalmış, kitapçıklarında kalmış. 3 tanesi bitmiş. Geriye kalan 4 tanesi de işte yarım yamalak. Bunların içinde mesela benim dikkatimi çektiği için. İlanı şimdi veren siz misiniz başkanım? Hayır, Serdivan Belediye Başkanı'ndayımız. Serdivan'da daha evvel AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayını söyleyip yapmadığı. Bak burada ne diyor? Murat Bey mi? Deva Partisi Belediye Başkanı Murat Durak ile iletişime geçmesini diyor. Kayıp diyor. Bunda 2019'da vaat etti ama yapmadığı 31 proje aranıyor diyor. Kayıp ilanı vermiş. Yok böyle bir şey diyor. Şimdi ben bunlardan bir tanesi çok ilgimi çekti. Justinianus Köprüsü Turizm Merkezi. Bak. Bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı projesinde duruyor. 5 yıl evvel Serdivan'a Justinianus Köprüsü ne diyor burada? Turizm Merkezi. UNESCO işte Dünya Mirası geçici listesine falan yazmış. Yani o kitapçıktan alınmış. Yani 5 sene evvel vaat ettiği şeyi zaten yapmamış. Şimdi tekrar büyükşehir adayı olarak koymuş. Burada ne diyor? Justinianus
gözüküyor. Aynı oradaki şeyler birebir kopya edilmiş, yapıştırılmış buraya. Peki ben de ya dedim bu nasıl bir şeydir, niçin yapılamıyor? Ya bir insan 5 sene evvel söz verir, yapmaz. Bir 5 sene nedir diye bir araştırdım. Karşıma ne çıktı? Bir dakika şimdi şöyle tutalım bunu. Şöyle görelim. Bakın bu Google haritalardan alınmış parselasyonlarıyla alakalı bir şey. Burada Justinianus Köprüsü burada. Köprü burada. Şimdi bunun restorasyonu zaten belediyenin işi değil, Kültür Bakanlığı'nın işi. Normalde tarihi binaları, tarihi yapıları Kültür Bakanlığı restorasyonu yapar. Çünkü onların uzmanlık alanıdır. Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın bizzat işidir. Abi sen oradan vatandaş gelip de işte ben burayı restore edeceğim falan diyemez, belediye diyemez. Kültür Bakanlığı'nın uzmanları tarafından yapılır. İşi de Kültür Bakanlığı. Belediye işi değil. İki, hadi dedim bir protokol yaptı. Kültür Bakanlığı'nın denetiminde restorasyon yaptırıyor. İyi de etrafındaki arazilerin hepsi şahıs malı. Bak burada parsel numaralı var. Görün. Siz de görün. Yani bak burada. Şu parsel, bunlar vatandaşın malı. Yani kamulaştırma bunu yapamaz yapması mı? İçin 200 evet. dönümü kamulaştırması lazım. Hmm. En az. Direkt köprüyü yapamıyor mu? O parsel... Köprünün restorasyonundan bahsetmiyor ki. Restorasyonu ve çevre düzenlemesinden bahsediyor. O parsel içine aldığı şey, o alanı kapsıyor vatandaşların, mu? Vatandaşların, yani Serdivan'da yaşayan, ben baktım sahiplerine şimdi ifade etmeyeyim. Hatta bunu bana niye gündeme getirdim? Bu arsa sahiplerinden birkaçı beni aradı. Ya dedi bizim arazimiz üstünde proje yapıyor. Benim arazimin üzerinde kardeşim kimle proje yapabilir? Adamın arazi, tapulu arazileri var. Bak, burada parseller de var. Girin Google haritalara. Çıkıyor zaten parsel numaralarıyla. Şimdi 200 dönümü kamulaştırıp yapabilir mi? Nasıl mahkeme süreçten gider yapar da. Bir de maliyetine hesap ettim. Acaba dedim bunu nasıl, hangi bütçeyle yapar? Orada 7-8 milyon falan dönümü, ben baktım yani emlakçılara falan sordum. Yaklaşık 2 trilyon liralık bir... Dönüm kaç para? 7 milyon lira. 7 milyon lira. Baktım yani böyle sahibinden bilmem nereye araştırdım çünkü. Yani 7 milyon, yaklaşık 2 trilyon liralık bir kamulaştırma gerekiyor bunu yapmak için. Restorasyon hariç. Bu 2 trilyonla biz Sakarya'daki 2 tane hattı yapıyoruz. Toplu taşıma hattını yapıyoruz. Bütün Sakarya'nın ulaşım sorunu çözülüyor. Bu bir rüya projesi. Rüyanda görürsün. Bu rüyada bu. Balon. Ama Yusuf Alemdar'ın öyle bir açıklaması yok ki. 200 dönüm. Vereyim. Şimdi sen bunu... Hayır, 200 dönüm diye bir açıklaması yok ki. Bunu Yusuf Bey'e iletin. Ya bu parseller... Köprü ve çevresi 200 dönüm demiyor ki ama. Ya kardeşim orada 200 dönüm dediğin yer nedir ya? Park bahçe yapacağım diye. 100 dönüm olsun. Hadi tut ki 100 dönüm yaptı. Ona da bir trilyon lazım. Söylüyor mu 16 kilometre raylı sistem bir trilyon bir şeyle yapılıyor. Şimdi geçen şeyde biraz hafif tartıştık. Dedik ki hastane dedik. Bak ben size burada göstereyim adamın hastanelerini. Ben anlamam. Burada fotoğraflar. Ben diyor şu hastaneleri yapacağım diyor. Sağlık merkezi diyorsunuz ya siz. Hastane yazmış mı efendim? Göz mü boyuyor diyorsunuz Yusuf Alemdar? Yok, soruyorum, hastane yazmış mı? Bir dakika mı? Hemen bulalım. Burada sağlık hizmetleri. Kitapçığına evet. Baktım. Bak. 1, 2, 3, 4, 5 blok. Kaç kat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlı 5 blok. Buraya resmini koymuş. Evet. O zaman göz boyuyor. Bunlar yalan. Yani böyle rüya bu. Rüya. Acil servis yazıyor içinde. Acil servis dediğin zaman hastane olur mu? Başkan, belediyeler hastane yapamaz zaten. Yani o tıp merkezi diyor. Tamam. Yani şimdi bu da geçen bu hafta dönmüyor. Rüya. İlk önce hayal etmeniz lazım. Bu da hayal. Olmaz. Belediye sonra hastane niye yapsın? Bak bir tane daha var. Bu iş Sağlık Bakanlığı'nın işi kardeşim. Sağlık ocağı açmak, hastane yapmak. Bizim görevimiz ne? Bak biz yazmışız kitabında, sen sordun ya, sen de yazmışsın. Bizim de evet. Yazdığımız başka. Bak ben sana okuyayım bizim yaptığımızı. Biz hastane falan yapacağız demiyoruz. Biz Yusuf Alemdar da demiyor başkanım, orada anlaşamıyoruz hep sizle. Ya bak kardeşim bu ne? Bu, ya binanın, bu fotoğraf ne? Binanın. Bu fotoğraf ne? Bina yazdığına bak, bakın ama. Yazdığına bakın. Gözüme, ben baba, tıp merkezi diyor ama. Bak gene aynı yere dönmüyor. Ben anlattım sen de şey yapma. Hastane yapacağım demiyor Yusuf Alemdar. Çünkü belediye hastane yapamaz zaten. Hüseyin'cim, o zaman yazmışsın. Anlaşamıyorsunuz.
Başkan resimlerde büyük bir hastane gördüğünü iddia ediyor. Bana, ben orada bakıyorum buna, vatandaş yok. Buna bakıyor. Evet, bak. Öyle, Kemal Bey o resim bak. Bir fotoğraf o da. Tamam. Değil yani öyle tamam değil o zaman yani. Koymasın küçük bir şey koysun. Resim diyor ya. Allah. Hayır arkadaş. Hayır, uzatmayalım. Fotoğraf tamam. Resim ayrı ayrı. Hüseyin Cumalı. Tamam ne gösterecektim? Cumali bak ben sana tartışma yapmayalım. Ben sana anlattım işte bak. Sağlık merkezi şey. He. Neyi gösterecektim ben size bir tane? Sağlık merkezi. Yok. Bir tane de şey yani, var ya. Projenizi anlatır mısın alayım, Sayın alayım. Başkan ya? Şehir Sağlık Bakanı. Bir dakika kardeşim dur. Bak bir tane de kule var ya orada. Ne? Yani Grand Tepe'deki kule. Şunu bir yakınlaştırın arkadaşlar. Evet. Buraya mı? Yakınlaştırın. Ne diyor? Antenleri bilmem ne yapacak. İşte anten kulesi yapacakmış. Bak çok da şık bir bina. Ha. Bayağı da iyi yani. Kaça mal olur? Az çok tahmin edin bunu. Bu iş de belediyenin işi değil. Bu iş Ulaştırma Bakanlığı'nın işi arkadaşlar. Doğru. Ulaştırma Bakanlığı'na devlet bütçe veriyor. Bunları yapsın diye. Belediye vermiyor bunu yap diye. Belediyeye başka diyor ki sen belediye işlerini yap. Olması lazım mı? Evet olması lazım. Ama yapılması gereken, yapması gereken kim? Ulaştırma Bakanlığı. O zaman bu da balon. Balon. Bu da rüya. İşte çıkacak da yukarıdan bakacak da bilmem ne de. İstanbul'da yaptı. Kim yaptı? Bak Binali Yıldırım çıktı değil mi? Hep şeyleri falan. O zaman Ulaştırma Bakanı'ydı. Üç. Bak hastane. O binalar var ya hastane. Başkanım hastane bak, değil anlaşamıyoruz size. Tıp ya, merkezi. Ya tamam kardeşim ya burada binalar hastane. Şimdi bak buraya hasta vatandaş gidecek ya. Belediyenin görevi bunu yapmak değil kardeşim. Belediyenin görevi oraya gidecek hasta kalp krizi geçirir de yolu yapmak yolu. Yolda ölmeyecek adam. Bir saate gidemeyecek binaya. Ambulanslar rahat rahat gidecek. Allah korusun bir inme geldiği zaman insana bir anında trafiğe takılmadan buraya gidecek. Bak ne yapması gerekiyormuş belediyenin? Bak ben sana söyleyeyim bizim projelerimizi sağlıkla alakalı. Siz hastane yapmayın. Ben saygı duyuyorum. Belediye hastane yapmaz. Tıp merkezi başkan. Biz orada anlaşamıyoruz. Tıp merkezi de yapmaz abi. Burada bak şimdi sen söyleyince baktım. Diyor ki kanun maddesi. Belediyeler kanunların kendilerine tanımış oldukları hak, görev ve sorumluluklar çerçevesinde hastaneler, sağlık hocaları ve aile sağlığı merkezleri inşa edebilir. Bakım ve onarımını yapabilirler. E tamam. Kanunen yapabiliyoruz. Ben yapmayacağım. Yapabilir. Benim sağlıkla alakalı bir uzmanlığımız yok. Belediyede öyle bir kadromuz yok. Ameliyat yapamayız biz. Belediyeyiz biz. Bizim yani varsa bile Sağlık Bakanı'na devredeceğim ben böyle yerler varsa. Yusuf, sağlık politikamız bak diyor. Hasta konuk evleri ve misafirleri test edeceğiz. Bak ne kadar güzel bir şey. Bak ilçeden adam geliyor. İki gün burada hastanede kalıyor. Otel parası yok bilmem ne yok. Hasta konuk evleri. Hasta hastanede kabul edilmiyor ya ama kontrollere geliyor. Gidecek orada bir tane tıbbi şey olur. Bir acil bir şey olur. Bak bunlara onlara o böyle bir sosyal proje. Hizmet değil mi? Güzel bir proje. Ondan sonra nedir? Mobil sağlık uygulamalarıyla genel sağlık kalitesi yaşam konularında halka danışmanlık hizmeti verecek. Önleyici, koruyucu hastalıklar şey. Yani bizim yapacağımız hasta tedavi etmek falan değil. Hastalanmaması için ne gerekiyorsa gıda denetimleri yapacağız. Efendime söyleyeyim, çocukların salgın ve yaygın hastalıklarından koruyucu tedbirler alacağız. Bak, hep koruyucu ve hastanın rahat etmesi. Hasta çıktı, yaşlı, evde bakıma ihtiyacı var, tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bak orada sosyal hizmetleri yapacağız, belediyenin yapacağı iş bunlar. Belediye hastane işletmeyecek kardeşim. Onu Sağlık Bakanlığı işleyecek, uzmanlığı onun. Bana devlet, kamunun bütçesinden hastane yap diye bir ödenek gelmiyor bana. Bana gelen ödenek İller Bankası'ndan yol yap, su getir, neyse belediye hizmetlerini yap diye veriyor. Bana ek bir bütçe verse, zaten devlete biz genel bütçede zaten Sağlık Bakanlığı'na hastane aç, sağlık ocağı aç. O parayı ona veriyor, bize vermiyor ki. O görevini yapacak. Biz sağlık ocağı mı lazım? Ben gidiyorum bak, her yerde diyor ki bizde sağlık ocağı yok. Ne olur buraya bir sağlık ocağı. Bize belediye söylüyorlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Sen, Cumali, sen hep beraber şu iktidar milletvekili yakasına yapışacağız. Diyeceğiz ki Sağlık Bakanlığı'nda bak bu vatandaşların böyle soru var. Gelsin şu Sağlık Bakanlığı şurada bir tane sağlık ocağı atsın. Anladın mı? Bizim yapacağımız o. Sağlık Bakanlığı'nın görevini yapmasını teminle alakalı gideceğiz. İktidarın yakasına hep beraber yapışacağız. Ben böyle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldim diyelim. Kimseyle ben iktidarla falan kavga asla etmem. Niye diyeyim?
siyasi bir kavga yapmak. Evet, Mehmet Bey. Ancak şimdi... Sakarya'nın menfaatini olan bir konu varsa, işte sağlık ocağı yok. Vatandaş da bize geldi. Ben de gideceğim Sağlık Bakanı'na, Büyükşehir Belediye. Ya bakanımız, Sayın Bakan, bak böyle böyle eksiklik var. Alacağım milletvekilini de yanıma gerekirse. Belediye başkanı olarak gideceğim. Böyle bir sorun var. Gelip beraber bu işi halledeceğiz. Mehmet Bey. Kavga etmeyeceğiz. Peki ben, benim merak, özür dileyeceğim. Benim merak ettiğim şu var. Belediyenin işi kamusal görev. Kamu görevi tabii. Kamu görevi yapıyoruz. O zaman siz bu düşünceyle, ben aslında sormak istemedim ama, o zaman bu düşünceyle tiyatroda yapması Kültür Bakanlığı işi. Yok, o başka bir şey. Sanat. Yani ben aklım, yani ona ben bir yanlış anladım, ben ona gitti aklım. Kültür Bakanlığı hiç... Yani o da tiyatronun gelmesi Kültür Bakanlığı yapsın Sakarya'da gibi bir şey olacak mı? Hayır bak, kültür işi bak. Çok itiraz etmem, mantıklı bir bakış açısı. Ya sen mantıklı bir bakış açısı. Bakın. Yani ben... Antenli Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Yok. Sanat ve kültür... Ben şimdi merak ettim acaba o düşünceyle. Bak, sanat ve kültür alanında... Tabii Kültür Bakanı yapacağı işler de var. Devlet Konservatuvarı... Devlet Tiyatrosu. O başka iş. Ama... Şehrin bir yerel tiyatrosu olabilir. Veya yerel tiyatrolara alan temin edebilir. Çalışma yapacağı. Müzik alakalı bir çalışma yapmak isteyecek. O ortamları, o ortamı hazırlar. Şimdi bizde bir tane dahi kültür merkezimiz yok değil mi bizim? Kongre merkezimiz yok. Nasıl büyük şehiriz biz ya? 20 yıl olmuş, yıkılmış. Sait Faik Abasıyanık. Onlar vakfetmenin gerektiği şekilde kendilerinin ne şekilde yapılması konusunda bir söz hakkı var. Çünkü orayı vakfetmişler. Ne yapılması gerekiyor? Burada sanat ve bir kültür merkezi olarak düşünmüşler. Oraya bir kültür merkezi yapılacak. Oranın yeri mutlaka yapılması lazım. Ama o küçük, yetmez orası. Daha büyük bir alanda kongre merkezimizin olduğu bir toplantı yapacağız. Yok, şehirde yok. Çok büyük eksik değil mi? Belediyelerin 200 kişilik, 250 kişilik salonları var. Ama daha büyük toplantılar yapacağımız yerler yok. Şimdi şehrimizde madem evet. Gençlere geçelim. Mehmet zaman. Bey onu soracaktım. Heh. Zaten son 15 dakikaya girdik. Gençlerden de çok mesaj aldım. Diyorlar ki Sayın Başkan adayımız bizim hakkımıza hiçbir şey söylemedi. Bizden düşünceleri nelerdir tabii. Diyorlar gençler. Onlar için de bir şeyler söylemek ister misin? Şimdi bizim şehrimiz genç bir nüfusa sahip. Ülkemiz de genç bir nüfusa sahip. İlimizde de yaklaşık 100 binin üzerinde, kimine göre 120 bin ama 100 binin üstünde olduğu kesin öğrenci var. Şimdi bu öğrenciler şehrimizde geliyorlar, eğitim hayatlarını tamamlıyorlar. Gerek şehirde yaşayanlar var, bir de şehir dışından gelenler var. Veya şehrimizde olup da dışarıda okuyan gençlerimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımızın bir kere eğitim hayatlarında ekonomik sıkıntı çekmemesi gerekiyor. Ailelerinin durumu olmayanların muhakkak eğitim hayatlarında en azından insani şartlarda ve genç olmanın gerektirdiği sosyal hazları da alması lazım. Nedir? Eğlenebilmeli. Hobilerini, sporlarını yapabilmeli. Eğlenebilmeli. Bunları yani onlara o ortamlar hazırlayacak şey olmalı. En önemlisine yani bunların bir kere eğitim hayatlarında burs alması lazım. Yani yoksul öğrencilerin burs alması lazım. Bak hepimiz gidiyoruz, birileri araya sokuyoruz, bir iş adamına gidiyoruz. Yok efendim işte ticaret sanatçısı veriyordu, bir araşım veriyor mu bilmiyorum. Yani bir burs sıkıntısı var. Bir kere biz Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahip olan gençlerimize bir kere eğitim bursu vereceğiz. Sadece burada okuyanlara değil. Sakaryalı olup da Sakarya dışına giden öğrencilerimiz oralarda zorluk çekiyor. Burs bulma zorluğu çekiyor. Yani yabancı bir ile gidiyor. Orada o ortamı bulamıyor. Tanıdığı yok, bir şey yok. Biz buradan giden evlatlarımızı eğitimlerini alacak güzel şekilde gelecek gene şehrimize hizmet edecekler. Onlara da burs vermemiz gerekiyor. Bu bir. Belediye burs veremiyor ama galiba yasa gereği. Veriyor, veriyor. Niye veremiyor? Yasal olarak veriyor. Hiç onda bir şey yok. Bana bunu biri daha söyledi. Bizim hukukçu bir Arifiye Belediye Başkanı adayımız var. Kanunu maddesiyle takır takır. Erkek kurduğu bir şirket üzerinden veriyor. Veriyor kardeşim. Hiç şey yok. Ay, CHP bir önerge verdi. Ondan sonra veremediler benim bildiğim. Olabilir. Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şu anda şu kadar burs veriyoruz diye bangır bangır şey yapıyor. Neyse. Veriyor kardeşim, veriyor. Hiç. Onda bir kanun engel yok yani belediyenin önündesine. Hatta tartışmalar ya kanun ya. Engel olsa bile bir şekilde oraya o çocuklara burs vereceğiz kardeşim. Anladım başkanım. O kadar. Yani bir şekilde vereceğiz kardeşim. Anladım başkanım. Destek kartı vereceğiz. Bir şey vereceğiz ama çocukların eğitimle alakalı en azından asgari bir desteği vereceğiz. Devlet de verebiliyor.
kredi yurtlar kurumu var, bilmem, yurt ihtiyaçları var. Onlara pek yurt yapmak eğer gerekiyorsa yapmak da lazım. Yani bu o günkü bütçe ve ihtiyaçla. İkincisi, her öğrenci birinci sınıfta gidiyor, bir şekilde yurtta kalıyor ama ikinci sınıftan sonra hemen arkadaşları 3-4 kişi gidiyorlar, bir ev tutuyorlar. Özgürce bir evde yaşıyorlar. Şimdi bu öğrencilerimizin internetlerini ücretsiz yapacağız kardeşim. İnternet ihtiyaçları var. Orada ucuz yapacağız. Veyahut da toplu alanlarımız var bizim. Parklar, bilmem. Oralarda şehrin bazı bölgelerinde interneti ücretsiz yapacağız. 3. Öğrenci evi ise bu, ihtiyaç sahibi ise suyunu bir kere ya indirimli vereceğiz, kanunen bedava verilemiyor büyük bir ihtimalle. Bir şekilde su parası almayacağız diyelim. Bir şekilde su, yani o ve elektriği yapamayız, bizim değil çünkü, ama belediyenin kendi kaynağı su. Onun bir kere su parası ödememesi lazım. Sadece dini işte camiler, ibadethaneler tabii canım, de var. Onlar zaten dışında söylemeye gerek yok. Ya yok yok, onlar dışında yapamıyor belediye yani. Ya bir formül bulunur. Bak kardeşim. Ben sadece bir tane, fikir yani. Ben söyleyeyim bak. Ben bizim yapacağımız olsun. Bir tane öğrenci destek kartı diye bir kart yapacağız. En önemli icraatlarımızdan bir tanesi bu. Şimdi gençlerimiz, ihtiyaç sahibi öğrenciler, gençler bir öğün yemeği, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantası adı altında yaptı bu işi. Biz kendileri lokantalar işletiyor. 40 liraya benim bildiğim kadar en son. 11 tane. He? 11 var. Ha, şimdi biz gene diyoruz ki bizim mantığımız belediye yemekhane işletmesin kardeşim. Nohutla, fasulyeyle, ustayla falan uğraşmasın kardeşim. Ne yapsın? Biz bak hep işletmecilikten üzerine vazife olmayan işleri yapmaması gerekiyor. Bizim esnaf odalarımıza bağlı lokantacılar var değil mi? Esnaf lokantalarımız var onlarca. Sakarya'da yüzlerce. Şimdi bunlar lan bir anlaşma yapacağız. Bizden anlaşana, büyük şeyler anlaşana. Yes kardeşim. Bir kapısında bir şey, büyükşehirle anlaşmalı bir yer olduğunu söyleyecek. O öğrenci o kartınla gidecek. Oradan yemeğini yiyecek. Biz ondan anlaşacağız. Diyeceğiz kardeşim, bir öğün yemeği diyelim ki 150 liraya anlaştık belediye olarak. Öğrenci 50 lirasını ödeyecek. Gerisini kartına geçecek. 50 lirasını verecek. Lokanta ay sonu bizden 100 lirasını belediye alacak. Biz ne hazır, hem esnafımız iş yapacak, esnaf kalkınacak, hem öğrencimiz karnını doyuracak, gıdasını alacak. Belediyede çok güzel bir sosyal hizmet yapmış olacak. Belediyede bu kendi alanı dışında bir iş yapmamış olacak. Sosyal destek kartlarımız var mesela. Biz insanlara gıda kolisi bilmem ne falan vermeyeceğiz kardeşim. Yoksul vatandaşımız tespit edilmiş zaten. Belli zaten kimler olduğu. Mahallede muhtarlar falan şu anda hemen hemen alan insanlar. Biz bir tane sosyal destek kartı vereceğiz. İçine parayı yükleyeceğiz kardeşim. O parayla insanlar ne ihtiyacı varsa istediği yerden kendisi alacak kardeşim. Ulufev'de şey verir gibi al sana, kafasına atmayacağız kömürü bir. Geçsin kardeşim. Kömürse bir yerlerine anlaşacağız diyelim ki tonu. Adam gidecek ondan kartına geçecek. Kendi kömürü kendi alacak kardeşim. Markete gidecek. Marketten, anlaştığımız marketten kendisi alacak. Neye ihtiyacı varsa. Ya da hiç ihtiyacı yok. Parasını kullanacak. Bizi ilgilendirmeyecek. Biz ona bir yükleme yapacağız her ay. O kendisini nerede harcamak istiyorsa orada harcayacak. Başka? Bizim öğrencilerimiz, dışarıdan gelen öğrencilerimiz var. Bak resmi tatillerde, dini bayramlarda memleketlerine gitmek istiyor değil mi? Birçok öğrenci bu fiyatlardan dolayı gidemiyor, burada kalıyor. Annesinden babasından gelemiyor, gidemiyor. Bak bu tip öğrencilere, ihtiyaç sahibi öğrencilere dini bayramlarda, yılbaşı gibi böyle sömestr tatillerinde gidiş geliş ücretini belediye olarak biz ödeyeceğiz kardeşim. Bizim dışarıdaki öğrencimize de ödeyeceğiz. Diyelim ki bizim Konya'da bir öğrencimiz var, yoksul. Buraya gelecek gidecek. Konya'dan geliş gidiş parasını ödeyeceğiz kardeşim. Anasına babasına rahatlıkla gelsin gitsin diye. Başka? Gençlik merkezleri oluşturacağız. Bu merkezlerde her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetlerini yaptıkları gibi internetin bedava olduğu ders çalışabilecekleri yerler olacak. Bunların bir katı veyahut da yanı başında bir bina olacak. Üniversite öğrencisi mezun oluyor. Okulundan mezun olduktan sonra iş arıyor. Bulamıyor veyahut da kendi işini yapmakla alakalı bir düşüncesi oluyor. Yani bu startup dedikleri şey.
İşe başlayacak ama büro tutacak parası yok. Elektriğini ödeyemiyor. Şimdi biz orada bu öğrencilerimize, bu mezun olmuş öğrencilerimize diyeceğiz kardeşim, bir ofis tahsis edeceğiz. Belki ortak ofis şekli olacak. Orada müşterisinden görüşecek. Araştırmalarını yapacak. Konferans verecekse yapacak. İnternetini bedava alacak. Isıtması bedava olacak. Restorantı olacak. Ucuz bir şekilde orada yemeğini yiyecek ve işini kurana kadar biz bir kişiye destek vereceğiz. İki, mentörlük yapacağız. Adam diyelim ki iletişimle alakalı bir şey yapmak istiyor. Bu iletişimle alakalı bir şey yapmak istiyorsa tecrübeli insanlar var piyasada, değil mi? Sanayide bir şeyler var. Diyeceğiz kardeşim, bu arkadaşımıza danışmanlık yap, tecrübelerini aktar. Mesela yaşlılarla alakalı bir şey düşünüyoruz. Böyle bir kompleksler düşünüyoruz. Evde insanlar çoluk çocuğuyla belli bir sosyalleşemiyor. Gidecekler oralarda sosyal hayatlarını yapacak. Kendi yaşıtlarıyla orada vakit geçirecekler. İki, adam öğretmendir. Emekli olmuştur. Emekli olmuştur. Veyahut da bir kabiliyeti, bir bilgisi vardır bir konuda, uzmandır. Orada gençlere bunları aktarabilecekler. Yani üniversite öğrencileri var. Gidip ders alacaklar. Bunu profesyonel, bak biz simi sattırmayacağız emeklimizi ama eğer böyle bir yerde mesleği varsa kendi mesleğini de profesyonelce yapabileceği bir ortam hazırlayacağız. Hem öğrenci ondan dersini alacak, eğer ya da hiç vakfederek de yapabilir. Hiç ücret almadan da emekli yardım edebilir ama ihtiyacı varsa bunu profesyonel olarak da sanat yani orada emekliğinde hobi olarak da olsa kendisinin bir ek katkı olacak şekilde de o profesyonelinden faydalanabileceğiz. Mehmet Bey. Veyahut da bir tane daha bir şey var yaşlılarla alakalı. Sonuna yaşlılarla alakalı bir şey söyleyeyim. Şeyi sorayım başkanım. Bir araya gireyim. Şunu gençler bir şey, gibi emek, bu yaşlara bir kart düşünüyor musunuz? Gençlere bir kart vereceksiniz. Emeklere bir, dar gelirli emeklere bir kart düşünüyor musunuz? Bak bu emekliyle dar gelirli olan insanlara sosyal destek kartı. Onun emeklisi de var, işçisi de var. Kim dar gelirse o sosyal destek kartı yapar. Bir tane daha yaşlılarla alakalı sıkıntı var. Biz mesela diyelim ki herkesin evinde yaşlısı var. Bırakamıyor, yalnız bırakamıyorsun. Ya insanlar da bizim engelli hastası var. Ya bizim milletimiz alicanap bir millet. Yani yaşlısını, büyüğünü, dedesini bilmem ne bakan millet. Ama insanlar da 3 gün, 5 gün gitmek istiyor, değil mi? Tatile çıkmak istiyor 2 gün, 3 gün. Ya kimseye de emanet edemiyor. Yanında götüremeyeceğine göre belediyenin böyle geçici konuk evleri var. Yani yaşlısını emanet edeceği 2 günlük, 3 günlük misafir edebileceği ama sürekli bırakma değil. Mesela senede bir kere böyle bir hak vereceğiz. Veya 2 kere neyse işte o kapasiteye göre. İnsanları yaşlısını orada bırakacak 2 gün, 3 gün. Orada sağlık bakımı varsa her türlü bakımları yapılacak. Gelecek 3 gün, 5 gün sonra gelecek oradan yaşlısını alıp insanlar da hiç olmasa 3 gün tek başına eşiyle, ailesiyle bir yere işi vardır gidecek. Yaşlısını emanet edecek, devletine emanet edecek. Tamam mı kardeşim? 3, kreş. Bak bizim organize sanayide yaklaşık 100 küsür fabrika var. 25-30 bin kişi çalışıyor. Bu belediye başkanlığı adaylığı ortaya geldiği zaman, böyle bir şey olduğu zaman araştırıp da neler ihtiyaçlar derken kreşi yaptığın neyle karşılaştın biliyor musun? 25 bin işçinin çalıştığı organize sanayi bölgesinde bir tane kreş yok bizde. Orada çalışanların en az belki de 1/3 diyelim. Yani en iyi ihtimal 7-8 bin kadın çalışıyor orada. Ya organize sanayi bölgede kreş olmaz mı? Bak bu tip yerlere kreşi belki teşvik edeceğiz. Veyahut da kreş yapımını özel sektöre teşvik edeceğiz. Veyahut belediye kreş yapacak kardeşim. Ben kadınlar çalışıyor, evet. Ben merak ettim. Ben güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel anlatıyorsunuz. Evet. Bir eksik de onu da giderelim. Söyle. Sakarya markası var. Sakarya Spor konusu hiç girmediniz. Bakın ona ben de başlık ver, onu verin. Verelim. Sporla çünkü alakalı. Evet, merak ettim. Şimdi Sakarya Spor, değerli kardeşim, belediye kanununa göre bir kere belediye bütçesinden siz kulüplere destek veremiyorsunuz yasal olarak. Ama belediye öncülük yaparak bazı teşviklerle Sakarya Spor'a, bir kere Sakarya Spor bizim şehrimizin markası. Yani Sakarya dedikleri anda ilk akla gelen Sakarya Spor, yetici sporlarla. Dolayısıyla Sakarya Spor'a bigane kalmak, hiçbir kamu görevi yapan vali, belediye başkanı falan, onların zaten asli görevi ticaret odası başkanı gibi. Bu şehirdeki özel kurumlar var. Ticaret sanayi odası, ziraat odaları, efendime söyleyeyim, valilik, belediye başkanları,
SESOP. Ya bunlar bir kere bu bizim şehrimizin en önemli markasına sahip çıkacak. Belediye de üzerine düşen ne görev varsa onu mutlaka yapacak. Hiç orada bir şey yok yani. Mehmet Bey, biliyorsunuz her şeyimiz sonu var. Programımızın sonuna geldik. O zaman ben birkaç kelime söyleyeyim. Buyurun, bir kapanış konuşması alayım. Buyurun. Ben sizin bir değerlendirmenizi çıkartacaktım. O yüzden. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz evvel yani geçen şeyde muhalefet var mı? İşte muhalefet niye AK Parti niye oy alıyor gibi bir şey sordu haklı olarak. Ben de dedim ki evet bu seçimde Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi'nde ve ilçe belediyelerinde biz ilk defa seçime girmiş ve bilgimizle, birikimimizle, liyakatımızla ve dürüstçe bu şehri yönetecek kadrolara sahip bir siyasi parti olarak söylüyorum. Özellikle de Büyükşehir'le alakalı beni tabii siyasetten tanıyanlar var, tanımayanlar da var. Ben makine mühendisiyim ve işletme yüksek lisans sahibiyim. Yani bir eğitim olarak kendime güvenirim. Yani eğitim ve kendimi sürekli de geliştiren bir insanım. Yani sadece eğitim almak bir yana ama ticari hayatımda olsun binlerce insan çalıştırdım. Yöneticilik yaptım. İş yaptım. Sivil toplum örgütüne bu şehrin de bütün dinamiklerini bilen bir insanım. Ve ben bütün bilgimi, birikimimi bu şehre hizmet etmek için ortaya koyup çıktım ve aday oldum. Projeler hazırladım. Ayakları yerine basan hiç afaki bir şey yok orada. Öyle göz boyayıcı işte projeler falan yok. Hiç aklı başında projelerim var. Ve altyapıları da var. Bunlar araştırılmış, fizibilite yapılmış. Bir hazırlıkla biz milletin karşısına çıktık. Arzumuz şudur. Muhalefette özellikle İktidar Partisi zaten aday. Muhalefet içinde bu iktidardan memnun olmayan, genelde de birçok vatandaşımız var ve bir mesaj vermek istiyor iktidara. Muhalefet üzerinden verecek, belediye başkanlıkları üzerinden bu mesajı. Aklınızı başına alın. Önümüzdeki dönemde bu yaptığınız zulümleri şey yapmayın. Adil olun. Bir yük çekecekse bunu yoksul, dar gelirli, sabit gelirli maaş insanlara değil, gelirden vergi alarak bunu kaldırabilecek insanlara yükleyin bu ekonomik yükü. Bize yüklemeyin diyecek bir mesaj vermesi lazım. Bunu da belediye başkanlıkları üzerinden verecek. İktidar değişmeyecek. Dolayısıyla bunu yaparken ben biraz evvel bir şey söyledim. AK Parti bu seçimde asla ve asla muhalefet partilerinin toplamının üzerinde oy almayacak. Çok daha azını alacak. Yani muhalefet partileri AK Parti'den çok daha fazla oy alacaklar. Ama Sakarya bazında mı, ülke bazında mı? Her yer için geçerli bu. Sakarya için konuşuyoruz. Ben şimdi başka illeri analiz etmiyorum ama Sakarya'da ben görüyorum insanlar AK Parti'ye oy vermemekten yana. Tabii verecek olan insanlar var ama verecek olanlar vermeyecek olanlardan az. Dolayısıyla vatandaşlarımızın parti taassuplarını bir yere bırakıp bir aday etrafında toparlanması gerekiyor. Başarılı olmamız için bir adayın etrafında toplanması gerekiyor. Benim naçizane vatandaşlarımızdan istirhamım, parti taassuplarınızı bir yere bırakın. Bu görevi yapabilecek potansiyeli olan bilgili, birikimli, liyakatli, tecrübeli bir aday arayışına girin. Bu bensem, ki ben olduğumu iddia ediyorum. Gelin koluma girin ve bu şehirdeki bütün sorunları hep beraber 5 yıl içinde çözelim. Yanlışları düzeltelim, eksikleri tamamlatalım. Yanlış yapılanların da hesabını hep beraber soralım ve 1 Nisan'dan sonra Sakarya'ya yeni bir sayfa açalım. Hep beraber baharı karşılayalım diyor. Mehmet Bey, şöyle yapalım. Buyurun. Size bir son söz daha vereceğim. Ver. Değerlendirme alacağım. Sonra yine bir söz vereceğim size kapanmadan önce. Zafer Bey, buyurun. Şimdi ben saat 12 oldu. Ben şimdi uyku vaktimiz geçince hemen uyku başladı da şöyle demeye çalışayım ben size. Buyurun. Ben sizin yaklaşık 2 saat boyunca anlattıklarınızdan şunu çıkarttım. Yani gecenin özetini vereyim. Siz ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların AK Parti'den kaçan, AK Parti'den kaçanların gelmesini istiyorsunuz yani. Olay bu. Sadece ekonomik sıkıntı bakın, değil. Ondan dolayı iktidara ders vermek isteyen ama 20 yıllık belediyelerin icraatında da memnun olmayan insanların
Ben onu söyleyeyim. Sade genelde değil. Yerelde de 20 yıldan beri iktidardalar. Evet. Tamam. Yani neticede yani, ekonomik. Ben genelleme yaptığımız zaman yanlışlar, şimdi yanlışlar, eksikler. Evet. Sizin, söyleyip yapmadılar 20 yıldan beri. Evet. Sizin beklentiniz evet. AK Parti'den kaçanlar, AK Parti tercih etmenin size gelmesini istiyorsunuz. Ama sizin de bir handikapınız var. Genel anlamda muhalefetin. Muhalefetin parçalı bulutlu olması, parçalamış olması bir handikapı karşısına çıkıyor. Bu maalesef. Bu handikapı yok edecek olan vatandaşın iyice adayları araştırması, hangi aday bu şekilde yönetebilir düşüncesine, kanaate sahip olduğu insanın partisine bakmaksızın arkasında durarak sandığa onun lehinde oy vermesi. Ve artı onun da biz olduğunu bizim Sakarya derdi. Genelde seçmene baktığımız zaman ki %65 AK Parti için demeyelim. Yani genelde %81 sağ seçmen var. Siz o sağ seçmenin size gelmesini istiyorsunuz. Özellikle. Var sağ sol ayrım falan yapıyorum. Benim düşüncem ben buradaki bir... Ama size, bana diyorsun ki sağ hayır, seçmen. Bakın, ben Sakarya'daki yaşayan Mehmet 1 Bey, milyon... Ben burada sizin yorum, Mehmet Bey sizin anlattıklarınızı yorumlamaya kaldım. Çalışıyorum. Sayın Erdoğan diyor ki herkes bana oy versin. Sol seçmenden de oy istiyorum kardeşim. CHP'lerden de oy istiyorum. CHP'ler evet. Hayatta MHP'lere oy vermezler. Ben MHP'li değilim. Bakın MHP, bakın ben... Ben Milliyetçi Hareket Partili değilim, evet. MHP'li... Ben Deva Partiliyim. Ben Deva Partisi'nin kurucusuyum ve il başkanıyım. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'de siyaset yaptım. Mehmet Bey, ben ama sizin ben anlattıklarınızı değilim, kendi açımdan yorumlamaya çalıştım evet. Ama siz bana fırsat buyurun. Vermiyorsunuz. Ben kendi düşüncemi yorumluyorum. Ben sizin... Ama CHP'liler MHP'ye oy vermez. Ben MHP'li değilim. Ama ben Deva Partiliyim. Bakın ben... Evet. Tek verdiğim, ben sizin anlattıklarınızı bu iki saatin bir özetin kendi açımdan çıkartmamız için arkadaş söz verdi. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet. Ben kendime göre. Başkanım da diyor ki ben bakın herkesin ben, oyuna talibim. Tamam ben de kabul ediyorum. Bana şunu desen ki sen nesin? Ben vatansever, milliyetçi, muhafazakar bir kişiyim. Bakın ben de size bunu söyleyeyim. Ben yerel seçimlerde aday oy veririm. MHP Parti. Bakın ben yerel seçimde aday oy veririm. Evet, partiye tamam. Vermem. Evet. Net söyleyeyim. Evet. 14 Mayıs'ta gittim partiye verdim ama yerel seçimde adayı veririm. Ama Sakarya'da bu veya Türkiye'deki seçmenlerin hangisi benim kafadan düşünür? Ve sizin özetle bunu söyleyeyim. Muhalefetin parçalı bulutu olması sizin için bir handikap ama size de çıktığınız yolda başarılar dilerim. Muhalefetin hepsi için şey. Bir de şunu düzelteyim. Ben kendimi ifade milliyetçiyim dedim. Bu benim milliyetçiliğim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Atatürk'ün söylemiş olduğu kendini Türkiye Cumhuriyeti kuran halka Türk denir. Evet. Dolayısıyla bu cumhuriyeti ve bu milleti bu ülkeyi kuran tüm unsurları biz milliyetçilik anlayışımız bizim ırk manasında değil. Türkiye'deki yaşayan bütün herkesi alt kimlik değil, bir üst kimlik. Yani alt kimliği önemsemiyorsunuz. Hayır. Alt kimlik yok, onu anladım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir. Evet, ben yani size teşekkür orada, ediyorum. Sefa, buyur. Evet, yani projeleri dinledik genel olarak. Seçimde çok az bir süre kaldı. Ben belki de en başta sorulması gereken şeyi en son sorayım. Buyurun. Mehmet Erdoğan 31 Mart'ta seçimi kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Nasıl görüyorsunuz kendinizi? Beklentim kazanmak tabii ki. Yani ben vatandaşın sandığa giderken mutlaka sağduyuyla bir oy vereceğini düşünüyorum. Bunun neticesinin kimsenin cebinde değil yani bu seçim. Yani AK Parti Yusuf Bey'e sorsanız ben seçimi aldım mı diye, aldınız mı derseniz onun bile bu soruya cevap verirken ben aldım diyebileceğini tahmin etmiyorum. Ben iyi niyetle Sakarya'daki vatandaşlarımın tümünü oyuna talibim. Ve beni takip eden, beni izleyen, Sakarya'nın geleceğini emanet etmekle alakalı bir sorumluluğu var vatandaşın. Ve sandığa gitsinler, en önemlisi. AK Parti'ye oy vermek istemeyen vatandaşlarımız umutsuzluğa düşmesin. Mutlaka sandığa gitsinler. Sandığa gitmemek demek bu iktidarın devamına destek vermek anlamına geliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız sandığa gitsinler. Ve kanaatleri doğrultusunda oyunu kullansınlar. İddialı olduğunuz ilçeleri sorayım bir de. Deva Büyükşehir adayısınız. Büyük 16 ilçe. Biz aynı şekilde iddialıyız her yerde. Hiç bir %100 ayrı... gördüğünüz bir ilçeniz var mı? Öyle soralım o zaman. Ya ben böyle bu tip sorulara işte %100 falan cevap vermem. Vatandaşın göreceğiz. Ne zaman sandıklar açıldığı andan itibaren vatandaşın iradesi ne yönde tecelli etmişse biz ona saygı duyacağız. Mesela ben Felizli'de çok iddialı olduğunuzu düşünüyorum. Bu şey. Buna nasıl cevap verirsiniz?
Ferizli özel değil. Mesela Adapazarı'nda iddialıyız. Biz Serdivan'da da bizim tamam. çok iyi bir adayımız var. Ferizli'de Yakup Kotaban var. Çok özel bir çocuk. Ailesinin efendime söyleyeyim babası çok saygın bir insan. Pırıl pırıl arkadaşımız. Tamam. Dolayısıyla benden şu ilçede iddialıyız. Bunu da iddialı değiliz alamadık. Biz 16 ilçede de varız. Seçimi almak için bütün arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Ben dahil. Gece gündüz çalışıyoruz. Bak finali de Pamukova'da yapacağız. Finali Pamukova'da miting yapacağız Deva Partisi olarak. Öyle belediye mi? Başkanlığımızda saat 10-15'te evet 15'te. 15'te. Evet. Teşekkür Sefa. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Raif Kan bir değerlendirme yani varsa da bir soru. Yani herkes sorabilir. Konuşacağını konuştu Mehmet Bey. Ben başarılar diyorum. Ben başka bir şey söylemek Buyurun. İstiyorum. Kısaca çünkü benim açımdan tek önemli kriter bu. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'de mitingdeydi. Orada bir konuşma yaptı. Aslında bizi de ilgilendiriyor. Depremle ilgili bir şey söyledi. Dedi ki bütün dedi siyasi partilere sesleniyorum. Yani siyasi görüş ne olursa olsun herkesin dedi depremin bir beka sorunu olduğunu anlaması gerekir dedi. Yani bizim dedi bu dönemde dedi yapacağımız ilk iş dedi. İlk önceliğimiz dedi bu kentsel dönüşüme dair deprem hazırlık olacak dedi. Bunu net olarak açıkladım. Şimdi aslında Mehmet Bey kısmen bana bahsetti. Ben de Cumhurbaşkanı ben bir bozuk saat bir gazeteci olarak bir şey söylemiş. Bir gazeteci evet. olarak şunu çok evet. net olarak ifade ediyorum. Benim gördüğüm bu şehirde biz bazı şeylerin çok böyle akışına bırakmışız. Yani kim seçilirse seçilsin sandık ben sandıktan çıkacak sonucu bilemem. Ama kim seçilirse seçilsin ilk hafta yapacağı iş yani şu anda çünkü devletin Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özeski ilk işi belediye başkanı kim gidecekse ondan randevu alıp bu şehirle ilgili deprem hazırlığı görüşmesi gibi bunların hiçbiri anlattığının hiçbiri kim ne söyler söylesin ne anlatsa proje beni ilgilendirmiyor. Çok açık konuşuyorum. Mehmet Bey için ne yapıyorum? Bütün adayları işe alıyorum. İlk önceliği buradan da bir kamu görevi yapayım. İlk önceliği kentsel dönüşüm ve deprem hazırlık olmalı. Evet. Buyurun Cumalı Bey. Sayın Cumhurbaşkanı çok doğru bir şey söylemiş. Tespiti doğru. Ben de katılıyorum. Bütün bundan sonraki bütün gelecek belediye başkanı devletin işi depreme karşı hazırlıklı olmak ve depremle alakalı tedbirleri almak. Keşke bunu 20 seneden beri görmüş olsalardı. Bak bizden sonra ders alınmamış ki Maraş'ta ve 10 ilde bütün illerimiz yerle bir oldu. Binlerce 55 bin vatandaşımız şehit oldu. Binlerce yaralı. Bak geçen bir bayan kadın AK Parti'nin konvoyu, Cumhurbaşkanı konvoyu böyle zıt diye geçerken arkadan ağlayarak seyrettiniz mi o şeyi? Yani çocuğu bulunamamış çırpınıyor yerlere atıyor kendini. Geçmeyin buradan diyor. Bir buçuk seneden beri çocuğum bu bulamıyoruz. Benim çocuklarımı evlatlarımı bulun diyor. Feryat ediyor. Cumhurbaşkanına sesleniyorum diyor. Böyle diyor hemen diyor vın diye geçti yanımdan diyor. Yolların üstüne atladı kadın. Şimdi böyle acılar yaşanmış bir ülkede, bu şehirde bunu önceliklememek açıkçası bu işin siyaseti olmaz. Bu işin kim gelecekse gelsin. Evet, bu işin siyaseti olmaz. Bunun bu ciddiyetine varması lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylemişse doğru söylemiş. Keşke 99'dan sonra 2002'den sonra iktidarları yapsalardı. Evet. Evet. Hüseyin Cumalı buyurun. Bu Raif Ugan deprem konusunda ben de katılıyorum da şeyi anlayamadım. Dedi ya hani bunca sene gelişine bırakmışız. Kim bıraktığını da söyleseydi merak ettim ben. Kendini kattı yani. Ben de dahilim demek istiyor. Herkes için söylüyor. Yok şekilde. Ya birileri gönderdi ama kime gönderdim çözemedim. 99'dan beri kim var? 99'dan beri kim varsa hepsine gönderdim. Hepimize gönderdim. Yani evet. Bu bütün Sakarya'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Söz söyleyen, söylemeyen herkesi. Kim o söylemiyor ben yani. Söyleyeyim. Yerelde de genelde olan AK Parti belediyeleri ve AK Parti iktidarına söylüyor. Ben onu yine söyleyeyim. Ben bir soru soracağım. Dinledik, projeyi dinledik. Bir gazeteci olarak kafamıza takılanları sorduk. Sayın Mehmet Erdoğan da işlenikle yanıtladı. Ben farklı bir soru soracağım. Buyurun. Zafer Tokuş size benden daha samimi, daha eski tanıyor. Ben de, evet, Zafer Tokuş'un komşusu. Mehmet Bey de bizim hatta yöneticiliği yaptım ben. Evet, evet. Aynı doğru yönetici. Ardınçap. Hayır yok. Yöneticiydim ben. Apartmanda yöneticilik yaptım. Çak Caddesi'nde. Bak. Deprem oldu. Çok mu bağırdı Zafer Tokuş? Ben o zaman bizim
franchise bir şirket şey vardı, mağazalarımız vardı. Buraya bir 250 çadırlık bir çadır kent kurdu o firma. Biz onu Amerika'dan işte şeyleri geldi sağ olsun. Depremde de bayağı... Sana da bir çadır vermiştim. Unutma. Ya Zafer, evet, var Çark Caddesi de çadıra ihtiyacım vardı. Ben Zafer, sana bir tane çadır verdim. Ama abi, o günlerden ihtiyacı vardı. Ama ne bu? Depremde herkes bir şey istiyor ya, Allah Allah. O günkü konjektör, o günkü şartlarda lazımdı çadır. Herkes çadır vardı. Hükümet yoktu. O gün hükümet yoktu. Yok be ya, ben hükümet bırak şimdi hükümete bağlama işi. Yok, sonuna geldi hükümet. Hükümete bağlama. Yani bir şey diyeceğim. Çadır lazımdı. Bir şey diyeceğim. Çadır adam soktu kamış ne yapacak yani? Abi, bir şey diyeceğim. Canlı ne diye söylüyorsun? Çok güzel. Ben çok ama bu yani. Bir ulufe falan gibi değil ki bu ya kardeşim. Senden de ben bir şey istemişimdir. Çok özür diliyorum başkanım. Bir şey diyeceğim. Herkes birbirinden bir şey istedi yani. Herkes birbirine yardımlaştı olsun sözümle. Başkanım çok özür dilerim. Bir şey diyeceğim. Yani var ya bilmiyorum tabiri de hatalı mı? Yani kedi gibisin. Yani hep dört ayaklı sözüşüyorsun şu kentte. Ben onu anlamadım. Yani bir çadır çadır verdi diye. 200 metre çadır dağıtmış. Bir tane verdi. Ne oldu? Dağıtmadım. Çadır kent kurduk. Bir tane sonra Kızılay'a devrettik orayı. Neyse, ya adam yapıyorum. Sokakta kalmıştın. Ben de istedim gittim bak. O zaman bak. Peki Hüseyin sen herkes ne yaptın? Herkes eşitlenmiş. Hüseyin sen ne yaptın 17 Ağustos'ta? Ben sabahın 9'unda... Benim evim karşısında biz kendi imkanlarımıza açıkta yattık. Gökyüzünü seyrede seyrede yattık. Evet. Acaba? Hayır. Evet. Evet. Hayır, depremin ilk günü falan değildi canım. Bir ay sonra falandı ya, yani. Öyle, bu öyle kentte bir... bu Zafer Tokuş bir günde böyle bir sırt üstü gelse hep dört ayak üstüne. Başkanım ben başka bir soru soracağım. Biraz da gündem dışı soracağım. Anlattık, projenizi dinledik. Evet. Allah yolunuzu açık etsin. Yalnız Zafer Tokuş kadar tanımıyorum da benim tanıdığım Mehmet Erdoğan biraz daha böyle güleç oldu. Çok gerginsiniz. Şimdi bir mutluluk suyu düşünüyorum. Ben bitireyim. Adapazarı Belediye Başkanı mutluluk suyu düşünüyorum. Bu seçim atmosferi hep gülüyor ama sizi ben son birkaç haftadır çok gergin görüyorum. Niye bu kadar gerginsiniz? Canım sıkılıyor vatandaşın halini gördüğüm zaman. Hiç gülecek halimiz yok yani. Ben bu kadar dertli, yani biz normal işimizde gücümüzde gidip geliyoruz ama vatandaşta direkt bu seçmen aday şeyle gittiğimiz zaman inanın yani gülemezsiniz, mümkün değil yani. Ya o gerginiz oradan kaynaklı. Gergin falan değilim ama yok, böyle gülecek bir durumu falan yok, yok yani. Hakikaten ya, canlıyla da geriliyorsunuz da yok, dikkatimi çekti. Yok sen beni germeye çalışıyorsun. Var mı başka soru? Ben germeye çalışmıyorum. Tamam. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun Kenan Bey. Başkanım şimdi programın başında da şuradan bir gazete ilanı gösterdiniz. Evet. Partinizin bir ilçe adayı. Serdivan Belediye Başkanı'ydı. Bir ilçe başkanı orada ilan varmış. Yani yatırımla Bahat sözcüsü. Bunları bulamıyorum. Bulan varsa bana demiş bir, şimdi, bir şey yapsın diye. Evet. Bilindiği üzere hatta ben de... Hatta bu ulusal medyaya da çıktı bu haber. Ben de 2014 yılında belediye başkanı adaydım. Ben de bir yatırım projeler yaptık. Evet. Yani her başkan proje yapıyor. Fakat şimdi sizin bu projeleriniz için seçildiğiniz zaman biz ilan vermeyeceğiz değil mi? Yani ona bir yok. Şey. Yok. Şimdi bu dört tane dedik ki tren hattı var. Şey raylı sistem. Ya bir tanesi zaten var. Bir tanesi de bakanlık demiş. İki tanesine de 2 trilyon para lazım. Yani ben işte şey projesini yapmazsam Justinianus'u yapmazsam yapıyorum zaten. Ya sizin başkanlığınızda biz işin şakası bir yana, çıktığımızda işin yani... şakası bir yana. Ben sen geçen programı seyretmedin galiba. Ben metre metre maliyetleri, işletme maliyeti, hatta tekrar burada yapmak gerekiyorsa kaç sene amorti yapacağını, hangi kaynaklarla bunu yapacağımızı falan söyledim. İller Bankası kaynağından bu işler olmaz. Yani belediye kendi kaynaklarını üretebilmelidir. Yani illa devletin işte İller Bankası'ndan Sakarya'ya düşen paydan gelecek. O siz personel gideriniz şey yaparsınız. Efendim mesela geçmiş borçlarınızı ödersiniz veyahut da birkaç ufak şey. Asıl böyle büyük projeleri siz uluslararası piyasadan önemli bir finansman bulacaksınız. Ya yap işlet devret şeklinde yerli yatırımcı bulacaksınız. Ya da bu işleri yapan firmalar direkt sizi kredi... Benim tercihim belediyenin kendi kredisini alıp kendisi yapması. Çünkü bu 3 yılda 4 yılda bu proje kendini amorti ediyor. Yani 11 sen sormuştun değil mi? Kaç liradın? 11 lira. Bak ben bu kişi başı 11 lira. 11 lira. Bugünkü rakamlara söylüyoruz. İşte metresi işte 4 milyon 5 milyon dolar hesaplarını yaptık. İşletme gideri, bakım onarım giderleri, elektrik tüketimleri bizim şeyimize göre hadi diyelim 4 yıl, 5 yıl. 5 yıl sonra
Ben niye bu işletmeden gelecek olan ondan sonra ödeme bittikten sonra sürekli kar getiriyor değil mi? Bu karlar şehre yeni yatırımlar yapacağım. Niye bir başka firmaya vereyim? Önceliğimiz bunları belediye olarak kendimizin yapması. Şimdi başkanım, evet. O söylediğiniz bu sistemle, vergi sistemle ilgili ben geçen yılki yaptığım programda üniversiteden gidip konuk kaldım. Burada şöyle bir olay var. Sizinkiler de ona eşdeğer bir rakam olduğu için söyleyeyim. Biz izleyicilerimize yanlış anlamasın söyleyeyim. Yani bu yapılması istenilen projeler hafif raylı sistem. Evet, hafif raylı sistem. Yani bunu raylı sistem deyip de hafif normal bir sistem, metro maliyetleriyle falan karşılaştırmalar oluyor. Hayır. Yani bu tamamen hafif raylı kardeşim. Sistem. Bak, bizim projemiz... Hiç istimlak bedeli yok. Hayır, hiç istimlak üst, yok. Üst tüneli yok, köprüsü yok, alt geçidi yok, üst geçidi hayır, yok. Üst geçitler, alt geçitler hayır, var. Bu kavşakların... Şu anda yapılması gerekenlerin altına geçiyor. O sanat yapı sonradan yapamazsın. Hayır, karayolları olarak üstten geçeceksin. Raylı sistemin böyle bir maliyeti olmadığı için yok. Maliyetler düşük gözüküyor. Onu da burada kamuoyuna açarsın. Dört, bak onu zannedersem eski bakanımız söylemiş ama o bizde yer altından gitmeyecek. Hep yer üstünden gidecek. Bir, iki, Sakarya'nın arazi yapısı o kadar büyük rakamlara çıkmıyor. 3 milyon dolara çıkan var. 4 milyon dolara çıkan var. 5 milyon dolara çıkan yerlerimiz var. Ortalama 4-5 yani milyon dolar. Yani onu şimdi 7 değil. Yanlış olarak. Geçen haftaki programda da aynı şeyleri söylediniz. Biraz eleştiri oldu. Ben o konuyu bir şey yaptım. Ne konuda eleştiri oldu? Yani maliyetlerin düşük olduğuna dair. Yani onun da tamamen hafif raylı sistem olduğu için 4 milyon dolar. Evet. 4 milyon dolar. Ya bütün hepsi bende set fiyatlarından hangi firmalardan kaç metre hepsi var. 31 Mart seçimlerinde size başarılar diliyorum. Teşekkür inşallah ediyorum. Allah gönlünüze göre verir. Amin. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Sakarya'da, ilimizde ve Türkiye'de demokrasiye yakışır bir şekilde eşit, adil bir seçim olur ve sonuçlarına da hepimiz saygı duyarız diyorum ve başarılarınızın devamı diliyorum başkanım. Ben bir söyleme hakkım var değil mi? Tabii başkanım. Ben tamam. Peki. Ben Sakarya'daki tüm hemşerilerime seslenmek istiyorum. 31 Mart'taki yapılacak olan seçimlere mutlaka vatandaşlarımız sandığa gitsinler. Kendi düşünceleri ve iradeleri doğrultusunda oylarını bir kere kullansınlar. Bu bir. İki, iktidar partisinin belediye başkanlarına oy vermemeyi düşünen vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Ben Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bu şehre 5 yıl bir daha seçilme kaygısı olmadan hiçbir kimseye de minnetimin ve vefa borcum. Öyle bir borcum. Kimseye borcu falan değilim ben. Hayatımı devletle iş yapmadım. Doğru, dürüst bir şekilde Sakaralı hemşerilerime hizmet etmek için ben bu göreve talip oldum. Eğitimim, bilgim, tecrübem bu görevi yapmak için yeterlidir. Bu konuda kendime güveniyorum. Bu görevi yapanlardan da, yapmaya talip olanlardan da daha iyi yapacağıma inanıyorum. Eğer benle alakalı bu kendini beğenmiş şok olarak sakın algılamayın bunu. Özgüvenim var kendime. Yapabilirim bu işi. Kadrolarımız var. Belediyenin kadroları var. Doğru dürüst bir şekilde bu şehre samimiyetle hizmet etmek istiyorum. Dolayısıyla muhalefet partileri içinde de bu işi ciddiyetle ele alıp gayretle çalışan iktidar partisine karşı da hiç eğip bükmeden gerçekleri söyleyen, risk alan, cesaretle cesaret gösteren bir kardeşiniz olarak lütfen benim etrafımda toplanın. Çaresiz değilsiniz. İktidar partisi bir dekor, bir kartondan kale. Siz sandığa gider, benimle birlikte yürümeye karar verirseniz inşallah Sakarya'nın önümüzdeki 5 senesini değil 50 senesini kurtaracak çalışmaları hep birlikte yaparız. Gelecek nesillere de modern, yaşanabilir bir kenti bırakmakla ilgili bana bir fırsat verin diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bu esnada kapanışta bir anons yapalım tekrar. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı. Onu yapayım ben. Ben bir yapayım.
Ben yapabilirim. Yani bizim yarın programa katılsın. Temin de görüştüm kendisiyle de. Yoğun bir programı var Sayın Başkan'ın. Evet. Ama yine de bir yarım saat Sakarya'da gibi ekvizit programa katılıp yarım saat de olsa bir veda edecek. Yarın gazeteciler soruyor da saat 22.30'da. Evet. Yaklaşık 2,5 saatlik bir program yaptık Sayın Başkanım sizinle. Evet. 3 gün kaldı seçim. Sonra, bu da son programımız var. Oldu. Siz de Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız. Biz diğer adaylar kadar size de şans diliyoruz. Çünkü neden? Biz bir programda programı yaptığımız için herkese eşit mesafede aynı şansı diliyoruz. Eminim seçmene en iyi şekilde aktardınız düşüncelerinizi. Seçmen sonuçta bir karar verecek. Evet, ben de sizin anladığım kadarıyla sağ çalışmalarınıza ekonominin bu seçimin en önemli kriteri olduğunu vurguladınız zaten. Tüm gazeteci arkadaşlarımla birlikte ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ama bakalım sandığa nasıl yansıyacak? Açıkçası ben de merak ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de TV 264 ailesine de sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Efendim bu akşam İnci Park Otel'den dış mekandan bir canlı yayın gerçekleştirdik. Yarın akşam gazeteciler soruyor da konuğumuz Ekrem Yüce olacak. Veda programı desek, evet, 5 yıllık bir veda programı olarak da adlandırabiliriz. 31 Mart seçimleri TV 264'te sabah Zafer Tokuş kaçta başlayacağız? Şöyle diyeyim, pazar günü saat 10'da Sevde Yıldız ve Başakü Kadıoğlu'na evet. Başlayıp saat 24'e kadar sürecek. Bizim de şöyle bir olay da var. Hazırlık yaptık. 5-6 noktadan Hendek. Yani tansiyonu yüksek oldu. Tansiyonu yani. Yüksek diyeyim artık. Kelimeyi evet. Bulamadım gece bu saatin. Rekabet oldu. Çekişme evet, çekişmeli. Hendek'ten efendim, Söğütlü'den özellikle 4 ekip gidecek. İlçelerden de Pamukova'dan var ekipler. Oradan canlı yayınlar yapılacak. Evet canlı. Bir de Kocaeli'den de var. Yani evet. Bizim Hakan Turan onun bir şeyini çıkarttı. Sürekli ilçe muhabiri bağlanacaklar. Saat 10'dan sonuç açıklanıncaya kadar sürekli zaten ekrana gelecek. Seçim sonuçları da falan da ilçe yayınlanacak. Anadolu Ajansı'yla bir anlaşma yaptık. Seçim sonuçları anlık olarak bize gelecek yani. O da yayınlayacaklar. Evet, bunu da özellikle belirtelim. Yani biliyorsunuz bu bir yerel seçim. Biz de bir yerel TV'yiz aslında. En doğru haberi bizden alacaksınız. Efendim, AK Parti şu anda Cumhur İttifakı'nın bir iddiası var. 17-0 diyorlar. Ben açıkçası çok merak ediyorum. Ama benim de hem başkanımızın konuşmalarından değerlendirmem hem de seçim atmosferinden bir dip dalgası olabilir diyorum. Herkese iyi akşamlar dileyerek görüşmek üzere diyorum efendim.